kişilik bir sunum, bu genellikle benim sunumların hepsi 2 veya 3 kişilik oluyor. Emre, çalışıyor mu? Tek kişi yapabileceği bir şey değil. Benim bir şansım var. Edebiyat Fakültesi'nde zamanında bir davet almıştım. İstanbul Üniversitesi'nde. Orada teknoloji tarihi dersleri veriyorum. Orada arkadaşlarla çok iyi bir ilişkimiz oluyor. Özellikle de Mustafa Kaçar'la neredeyse 30 yıl beraber çalışıyoruz. Ve bir yılın yayınımızda birlikte doğdu. Şimdi burada tabii ne sunabilirim? Bir de birikim olduğu zamanla, bu kadar uzun süre bir şeyi üzerinde çalışırsanız bayağı bir birikim oluyor. Madem ki matematik köyü, o zaman biz de bir Osmanlı'da, Osmanlı bilgisayarı nasıl bir şeydi? Yani Osmanlılar nasıl hesap yapıyorlardı? Bir de onların kullandığı favori, yani çok sevdikleri alet hangisiydi? Onu size tanıtmak istiyorum. Çünkü genellikle çok az bilmiyor. Daha doğrusu Osmanlı hakkında çok az şey bilmiyor. Belki de bunların hepsinin tartışılması ve biraz daha yenilenmesi lazım. Şimdi robot tahtası denen bir tahta bu. Bu aslında harika bir alet. Tabii ben bu konularla uğraştıktan sonra bize yayınım oldu. Bunu size getirdim. Bu yayın çıktıktan sonra tabii antikacılarda bu işi önemli anladılar. Ben satın aldığımda 200 dolara almıştım bir robot tahtası. Maalesef ben onu son dakikada yapamamıştım. Getirseydim aleti kendisini de görürdünüz. Şimdi 5.000-10.000 liradan gidiyor. Bayağı şey, prim yaptı. Bir de Ahmet Ziya'dan bahsetmek istiyorum. Osmanlı'da çok enteresan insanlar var. Bu insanı bildiğim yere mezardan dirilttik diyebilirim ben. Çünkü tamamen unutulmuştu. Öyle çok eski bir kişi de değil. 1869 doğumlu, 1938'e kadar yaşamış. Bütün Osmanlılarda bir trajik bir şey var, bir hayat tarzı var. Bu aslında da bu hissediliyor. Yani beni çok etkiledi kendisi. Etkilediği için de bazı şeyleri inadına yaptım ben. Ben size anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki şeyi alalım. Gördüğünüz gibi beni de karikatürlerine soktu. Bir de kolaj yaptı. Bilmiyorum diye. Benziyor muyum? Fakat daha devam ediyor. Onu bozdum hocam. Siz bozdum. Yani, tam benzemedi diye. Tamam dedi, senin suratını buldum dedi. Çünkü biliyorsunuz çöpleri araştırıyor. Yerde bulunan şeyleri alıyor ve insana benzetiyor. Zaten konuşmadan bir tanesi bunlar üzerinde olacak. Yarın. Bu arada yani benim de bir kolajım yapılmak üzere veya devam ediyor. Bir de tabii bir ana kitabı çıkmıştı. O sırada bu bana sevdiğim, hoşuma giden bir şey yaptı. Benim karikatürümü çizdi. Gördüğünüz gibi ben orada duruyorum. İşte 2 tane saat var. Küçük kum saati, bir de büyük kum saati. Birisi herhalde saatleri gösteriyor, öbürü de dakikaları. Hoş bir şeydi. Çok teşekkür ederim. Şimdi devam edelim. Şimdi Rus'tan bir de ruhu tahtası dedim. Bunu ben size kısaca bir kere söylemek istiyorum. Usturnak aslında çok eski bir alettir. Öncelikle bunların genelde usturnakın yani bulan kişiler Yunanlılardı. Ve aslında kim olduğunu da 5 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Çok enteresan, benim tatil yaptığım yerdeki Didos'ta yaşayan bir Yunanlı bilgim var. Ödoksos diye. Ve onun ilk defa bir usturnak yaptığı düşünülüyor. Yani şeyin de Datça'nın da aslında büyük bir alimi var. Çok büyük bir alim. İki şey de şu, bir tanesi Afrodit'in memleketi. Orada en güzel Afrodit heykeli varmış. Aradılar bulamadılar. Bulsalar da büyük bir şey olurdu. Bir de tabii Ödoksos var. Ödoksos'u kimse konuşmuyor. Ben belediye başkanı dedim ki ya bununla lanse edin, bu müthiş bir adam. Yani bunu niye şey yapmıyorsunuz? Tabii Türkiye'de olduğu gibi bu da böyle arada kaynadı gibi. Ama ben biraz sana tanıtmak isteyeceğim kendisini. Bu da
olmasa da robot tahtası aslında usturlaptan türetilmiş olan bir şey. Usturlap bütün orta çağda kullanıldı. Yani Avrupalılar'da kullandı, İslam dünyasında kullandı. Fakat Osmanlı'nın en sevdiği alet bu alet oldu. Ne yazık ki getirmeyi unuttum. Burada resmi var ama kitabın üstünde. Zaten resmini daha ileride göreceksiniz. Ayrıntılı olarak. Şimdi usturlap astrolabium'dan geliyor. Yani yıldız ölçer kelimesinin Yunancasından çözülen bir alettir. Yıldızların konumunu ölçer anlamına gelen konum ve zaman belirlemeye yarayan bir alet ve aynı zamanda bir nasıl söyleyeyim size yani böyle basitçe anlatmak istediğim zaman evrenin aynası diyebilirim. Güzel bir laf evrenin. Fakat bu soyut bir ayna. Yani bunu anlamak için biraz saksı olması lazım, kafa çalışması lazım. Soyut bir ayna. Tabii bunun bundan türetilen rubu da öyle. Fakat Osmanlı bunu rubu usturlap aslında pirinçten yapılıyor. Biraz da böyle tutmak lazım. Çok şey yani kullanım biraz zor. Ya asacaksınız ya da elinizde böyle yoruluyorsan yapımı da zor. Yoksa Osmanlı buna Osmanlı'da. Efendim? Yoksa Osmanlı'da saksı mı yoktu böyle? Şimdi Osmanlı bunu tahtaya indiriyor, küçültüyor, çok daha kompakt bir hale getiriyor. Çok sempatik bir alettir rulo tahtası. Yani ben çok seviyorum. Hiçbir İslam alimi yoktur ki gerek usturlap üzerine bir kitap yazmasın. Fakat bütün Osmanlılarda rulo tahtası üzerine bir kitap yazmışlardır. Yani bunu sizinle tartışabiliriz. Biz aslında ne Osmanlı'yı tanıyoruz, yani şimdi ben de tanımıyordum. Ne de Orta Çağ'ı tanıyoruz. Yani Orta Çağ'ın büyük adamlarını tanımıyoruz. Bu benim bir yaramdır. Bunu her yerde söylüyorum. Yani gidin Kopernik'in kitabını bile Türkiye'de buluyorsunuz ama hiçbir zaman bir Farabi'nin kitabını, bir İbn Sina'nın veya Biruni'nin kitabını raftan alıp size kimse veremiyor. Bu işi bilenler de bilmiyor. Bunu demek istiyorum. Hazin olan tarafı bu. Evet. Devam edelim. Şimdi bizim en büyük Osmanlı bilim adamımız bana göre Takvitt'in. Takvitt'ini de asla tanımıyoruz. Takvitt'in öyle bir adam ki evrensel bir yapısı var. 40'a yakın kitabı var ve her konuda yazmış. Yani müthiş bir adam. Bakıyorum geometrisi var. Ondalık geçirmen üzerine yazmış. Ondan sonra optik üzerine yazmış. Mekanik üzerine yazmış. Saatler üzerine yazmış. Uzak üzerine yazmış. Yazmış da yazmış. Matematik üzerine yazmış. Ve o dönemin yani 16. asrın bütün bilimini bilimde öğretmiş ve kendinde toplamış olan bir bilim adamı. Bir de tabii bizim için trajik olan İstanbul Rasathanesi ile Gözlemevi. İstanbul Rasathanesi Osmanlı'nın bilimsel çöküşünün sembolüdür. Çünkü hem yapılıyor ve yıkılıyor. Yıkıldıktan sonra da o bütün Fatih'in ve onların bütün padişahların gayretleri var. O gayret sıfıra indirgeniyor. Çünkü medresede pozitif bilimler artık okutulmuyor. Yani astronomi okutulmuyor, matematik. İşte biraz kıyısından okutuluyor. Bütün dava işte namaz ne zaman kılınacak, bilmem ne olacak falan, İstanbul hukuku falan bunlar üzerinde devam ediliyor. İşte onun sonucu işte bizi o felaketlere kadar götüren dönem başlıyor. Takvitt'in bu aydınlanmada Avrupa Birliği'nde bir adam. Ve kahrından ölen ve bu işe çok üzülmüş olan bir kişidir. Çünkü gözünün önünde bu güzel rasathane yıkıldı. Ama konumuz yazdığı rasathane değil şimdi. Devam edelim. İşte neredeydi bu rasathane? Kendisi söylüyor zaten. Şu ben onu yeşil olarak altta şey yaptım. Tophane amirinin üst tarafındaki Frank Francis Sarayı ve bilinen bilinen elverişli alan gözlem yeri olarak seçildi diye kendi kitabında aynen yazıyor. Bu yer, evet devam edelim. Fransız Sarayı bugün hala, yani Fransız Sarayı o eski Fransız Sarayı değil. Fakat şu anda duran bu bina, bu eski bir kartpostal. Bu kartpostal 1904'te çekilmiş. Ama
ama binada bir değişiklik yok. Fransız sarayı burada. Eski haritalarda da Fransızların her zaman orada bir evlerin, bir sefahatlerin bulunduğunu biliyoruz. Bunun civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Evet, devam edelim. Fikri'nin tabii yaptıkları çok güzel bir şekilde resmedilmiş. En meşhur minyatür budur. Bu minyatür şu bakımdan da enteresan. Gerçeği tamamen yansıtır. Kaç kişi çalışıyor, bilinen kitaplarda bunun kayıtları var. Gerçekten o 6 kişiyi de sayarsınız. Yani hademesinden tutun. İşte kendisi de burada. Kendisi bu. Bu baş yardımcısı. Yardımcısının elinde bir usturlap tutuyor. Fakat daha dikkat etmeniz gereken bir şey, bu resimde hemen bütün aletler bir defa resmedilmiştir. Bir şey iki defa resmedilmiştir. Rumu tahtası ve rumu tahtası. Osmanlı'nın en sevdiği alettir. Dediğim gibi hiçbir Osmanlı yoktur ki eğer bu işlerle uğraşıyorsa rumu tahtası üzerine ahkam kesilmiştir, bir şeyler ilave etmesin. Evet. 1579 birkaç sene sonra da yıkıldı. Kütüphane, eskiden kitaplar böyle dikey koymazdı bizim koyduğumuz gibi, yan bulundu. Onun için yandı bunlar. Güzel bir pavyon içinde. Çok ilginç aletler de var orada. Ama dediğim gibi dasatane bugünün konusu değil. Devam edelim. Burada takvimini bir daha görüyoruz. O esnada işte kuyrukluyuz. İstanbul semalarında dolanıyor. İstanbul'u burada görüyorsunuz. Suzenep yıldızı diyorlar. Tabii işte Yobaz takımı o zaman şayiye çıkarıyor. Yine işte felaketler gelecek. O sırada tabii savaşlar da var. İran savaşları var. İyi de gitmiyor. İyi gitmeyince bir de veba çıkıyor. Onun üzerine fısıldıyorlar. Bu senin adamın yüzünden oluyor. Padişah. Sen bunu buradan bir an önce defet diyor. Ve aynı padişah bu şeyi kurduran adam bu adamı işinden daha doğrusu rasathaneyi yıktırıyor ve bu faaliyetlere bir son veriyor. Osmanlı tabii burada orta çağda saplanıp kalıyor. Saplanıp kalıyor. Yıllar geçiyor tabii. Neredeyse 200 yıl geçiyor. Ne zaman ki artık yavaş yavaş ordular yenilmeye başlıyor. En büyük felaket de Çeşme felaketidir. Çeşme felaketi olduktan sonra Osmanlı uyandı ve bunun hala daha neticesini görüyoruz. Atatürk bu devrimlerin, bu oluşumların bir mihenk taşıdır. Evet. Bunun meşhur bir şey demiştiniz. Efendim? Aynı İşte ben de bu işlerle uğraştığım için biraz da İstanbul Üniversitesi'yle kuklajım olduğu için UNESCO dediler ki 2009 yılında bir faaliyet yapalım. İşte toplanıldı. Biliyorsunuz böyle kurullar toplanır, insanlar toplanır. Ben hayatımda bu kadar çok zaman bu kurullarda harcadım ki onun için bazen yalvarıyorum Allah aşkına bir şey çıkmayacaksa bir de bu işlerde meşgul etmeyin. Çünkü gerçekten insan hayatında birçok şeyler görüyor. Ne yapalım, ne edelim filan, işte UNESCO para harcayacakmış filan. Dediler ki, takvimin madem ki en büyük astronom, Osmanlı astronomu, o zaman takvimin için bir plaket koyalım. Nerede oldu? Yani dedik ki işte bu yeri Fransız konsolosluğunun Nuri Ziyadet şeyi var, sokağı vardır. Orada bir yerde, fakat aşağıya koysak hiç kimse görmez. En iyisi biz bunu Beyoğlu'nu bir yere koyalım. Herkes de haberi olsun, turistler de görsünler filan. Tamam, devam edelim. sonunda tabii buna şu binanın sahibi olan bu
İstiklal Caddesi'nin merkez olanlar gördüğünüz gibi şu benim plaket var geçenlerde çok yeni bu. Halini buradan görürsünüz. Olay çok taze. Falan öyle bir yere koydular ki yani görmek için yani görüyorsunuz bedenler farklı da göstereyim. Bir kere ne koyalım dedim. Ben onlara yalvardım dedim ki ya bu robot tahtası çok önemli. Osmanlı'nın bir numara aleti hiç olmazsa bir robot tahtasının modeli koyalım. Koydular ama bu iki binanın arasına koydular. Biz devam edelim. Bilgi Üniversitesi galiba bunun şeyi oldu. Koç. Gördüğünüz gibi tabelamız burada duruyor. Fakat biraz daha yaklaşalım. Bir sonrakini alalım. İşte ben robot tahtasının resmini verdim onlara. Fakat tabii çok büyük bir hata var. Robot tahtasının bir de çekgülü olur. Çekgülünü koymadılar. Altına da yazı yazdılar. Ben işte burada okuduğum kadarıyla size okuyayım isterseniz. Aslında yazmam lazım ama burada işte Osmanlı İmparatorluğu'nun plan fıstık işte şu olur. UNESCO tarafından işte bir şey gibi de İngilizce. Hocam bilgisayardan okunuyorsa arkadaş okusun isterseniz. Okuyayım hocam isterseniz. Evet. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk rasathanesi astronom Takiyüddin tarafından bu civarda kurulmuş ve yaklaşık 1575-1580 yılları arasında faaliyet göstermiştir. Bu rasathaneyi temsilen gözlem ve hesap aleti olan robot tahtasının bir modeli, Türk Astronomi Derneği, UNESCO Türkiye Milli Komitesi ve Koç Üniversitesi'nin katkılarıyla Dünya Astronomi Yılı 2009 çerçevesinde buraya yerleştirilmiştir. Şimdi burada aslında bunun bir çekili olması lazım. Aşağı ben sonra bunlara yazdım dedim. Ya bu güzel bir mobil aynı zamanda değil mi? Şimdi o çekil orada oynayacak. Dediler ki insanlar onu koparır. Biraz da güzeldir ama çekili muhakkak koyuyor. Çünkü çekilsiz şey olmaz. Alet olmaz. Şimdi bakalım hala tartışılıyor. Dikkat ederseniz 2009 geçeli kaç sene oldu. Ancak bitti koydular. Arkalarına ittire ittire. Şimdi diyeceksiniz bu neden önemli? Ya bir dünyanın çekim merkezi daha alüni çizdiği dairenin kenarında bir yerindeyse nasıl çalışacak bu? Şimdi... Keşke burada olsaydı. Şimdi o şeyi orada söyleyecektim yani dünya zaten bir küre değildir. Yani biraz babam gibidir yani bu bir geniştir hiçbir zaman zaten. Gölgeyle tam bulamazsınız. Evet. Aynen kuzey kutbunda hiçbir zaman manyetik olarak kuzey kutbu vardır. Bir de teorik bir kuzey kutbu vardır filan. Bu yani o tanım orada olmaz. Neyse. Şimdi devam edelim. Burç'a tabii niye getirdim? Robot tahtası. Robot tahtasını size tanıtmak istiyorum. İşte insanlar görsün biraz nedir diye merak etsinler. Bunun için de tabii bu robot tahtası için de belki bir broşür hazırladık. Belki oraya presi yani basını da çağırıp biraz tanıtmak lazım, biraz olayı anlatmak lazım. Şimdi robot tahtasını kimler yayın yapmış son yıllarda biraz onları görelim, devam edelim. Tabii Fatih Gökmen yapıyor. Fatih Gökmen aslında sabah tartıştığımız matematikçinin öğrencisidir. Uyutin'in dedesinin babası. Yok. gördüğünüz gibi bu kitap aslında burada yazar 44 değil mi? 48. 48 var bir yerde bastı. İsmet İnönü o devirlerde biliyorsunuz büyük depremler oldu. Depremler olunca işte dediler ki orada sismograflar var, yatırım yapıldı. İşte İnönü'yle o babacan halini şey de Fatih Gökmen de onun koluna girmiş. Yani İnönü enteresan bir tipti. Samimiyetini göstermek için ya kendisi girer ya da girdi benim koluma dermiş. Ben başkalarından da duydum. O zaman herkes ya buna çok yakın dikkat edelim. Evet. Fakat bu kitabı size kesinlikle tavsiye etmem. Okursanız aklınız daha da karışır. Müthiş ağır bir Osmanlıca. Çok miktarda hata, dizgi hatası. Çünkü sadece matematik var içinde. Fakat ondan sonra yazılan kitabı devam ediyor. Ondan sonra onun yerine ondan sonra Muammer Dizer geçti. Muammer Dizer bir kitap yazdı. Boğaziçi Üniversitesi yayınıdır.
Muammer Bey burada. Daha genç bir hali, bu 61'deki hali. Maalesef onu kaybettik. Yani bir kansere yakalandı ve öldü. Ondan sonra Deprem Baba geldi. Deprem Baba da bu işlerle hiç uğraşmayan bir adam. Yani kütüphaneyi dağıttı, koleksiyonu dağıttı. Felaket bir durum. Kimse onunla konuşmuyor. Yani adamın şovlarıyla idare ediyorlar. Birazdan Deprem Baba'nın yaptığı tahribatı size daha iyi göstereceğim. Evet, devam edelim. Şimdi Ahmet Ziya Akbul kimdir? Ahmet Ziya Akbul'un bu kitabı tesadüfen biz sahaflarda bulduk. Benim arkadaş getirdi. Ya böyle bir kitap var, Yurdu Tahtası hakkında. Böyle bir Yurdu Tahtası resmi de var üzerinde. 1921 baskısı, eski yazı tabii. Bu kadar yani imparatorluğun son döneminde böyle bir kitap çıkmış. Yani çok ilginç buldum. Tabii ben aslında bu işlerle uğraşıyorum ama eski yazı okuyamıyorum. Ama sağ olsun Mustafa Kaçar, onun arkadaşları ve diğer bir arkadaşımız daha var. Şinasi Bey var, Şinasi Acar. Onlar bize bunu okudular. Müthiş bir kitap yani ben ağzım açık kaldı. İşte bu kitap aslında o kitabın tercümesi. Bunu biz yayınladık. Bunun da hikayesini size anlatıyorum. Şimdi devam edelim. Ahmet Ziya Akbul kimdir? 1869 doğumlu, 1938'de de ölmüş. Yani nispeten iyi yaşamış. Fakat bu da yani öyle bir adam ki, unutulmuş bir adam ki, onu söyleyeyim size. Kimse bilmiyor artık. Fakat uğraşmadığı konu yok. Uğraşmadığı konu yok. Nelerle uğraşmış biraz onlara bakalım. Kendisi bu, resimlerini bulduk. Kimse bir şey bilmiyordu yani, küçük bir biyografiden başka bir şey bilmiyordu. Bir dakika, geri gidelim. Evet, Asali tarihi var, devam edelim. Bu da başka bir resmi, asker kökenli. Yani bütün Osmanlı'nın önemli kişileri hep asker kökenli oluyor. Çok ilginç, tabii oradan, yeni bir şey oradan çıkıyor yani, bir görüşler oradan çıkıyor. Matematikçi, gökbilimci, güneş saatleri yapımcısı. En bariz olan vasıfları bu. Son güneşin başımız. Şimdi diyeceksin güneşin başılık diye bir şey. Evet, Osmanlı'nın güneşin başılık bayağı paraya yani iyi bir yer, iyi bir pozisyon. Çünkü bütün Osmanlı padişahları bir işe girişmeden önce güneşin başına söylüyorlar ne olacak bu işin sonu diye. O da bakıyor, olur iyidir dediği zaman çıkılıyor işe. Son dönemlerde tabii pek fazla şey kalmamış ama bütün o saat ayarları, namaz saatlerinin bakımı filan güneşin başılık bayağı süreli takip edebildiğimiz bir makam. Aynı zamanda öğretmen, muhakkik, haritacı, müzeci, hattat ve ressam. Eskilerin deyimiyle bir hazarfen. Gerçekten de öyle. Hocam muhakkik ne demek? Muhakkik. Vakti tayin. Ama şey saatçi. Tamam bak. Şimdi muhakkiklik diye bir müessese var. Bu da şu anda konumuz değil ama önemli bir şey. Şimdi Osmanlı saati birazdan göreceksiniz karmaşık bir saat. Yani insanın kafasını karıştırmak için ne lazım zamanında? Öyle olunca zamanı sürecek bir adama ihtiyacı var. Onun için her caminin yanında bir muhakkik var. Ha. Bu muhakkikhane var. Muhakkikte de o bakıp muhakkikhanenin başına bir muhakkik getiriyor. Bu muhakkik de işte bir yerlerden yetişiyor, medreseden yetişiyor veya da onun bir şeysi var ve bunu takip eden kişi de müneccim başı oluyor. Yani müneccim başı bunların başı aslında, doğru yapıyorlar, yapmıyorlar mı diye. Bunlar da işte halkı doğru yönlendiriyorlar. Evet, devam edelim. Kendi resmini yapmış. Ben bu adamın resmine hayran oldum. Gördüğünüz gibi mavi gözlü. İlginç. Bitti. Bütün matematik derslerinde, hem şeyde, tıbbi şeyde, askeri okullarda bunu veriyor. Aynı zamanda perspektif derslerinde veriyor. Mahalle Mektebi'ni okuyor işte. İktidai Mektebi, Fatih Askeri Üçlüyesi, Mustafa Reşit Paşa Askeri Üçlüyesi, Kuleli Askeri Üçlüyesi, Harbiye Mektebi'ni okuyarak piyade mülazımı sahnesi teğmen oluyor. Ordu saflarına katılıyor. 1889'a kadar normal bir askerin kariyerine oluyor. Bu çok zevkli. Her şeyden anlayan bir adam. Devam edelim.
İstanbul Koca Mustafa Askeri Lisesi'ne gidiyor. Üsteğmen olarak. Darüşşafaka Lisesi'nde Fransızca ve matematik diliyle biliyor. Matematik dersi veriyor. Gülhaniye Askeri Lisesi'ne Fransızca öğretmeni olarak atanıyor. Ondan sonra Sanayi Nefise Mektebi'ne, yani Güzel Sanatlar Akademisi'ne Hoca Ali Rıza'nın öğrencisi oluyor. Yani ressam, değil mi? Onun öğrencisi oluyor, baş asistanı oluyor. Atölyesinde buluyor ve resim bölümünü birincilikte bitiriyor. Yani şimdi daha ne kaldı? Şimdi düşünüyorum da yani bir atlet komple bu adam. Yani ben zaten onunla ilgilendikçe bu şey karşılıklı oluyor. İnsan bir Ali olsaydı da kıyaslasın. Akrabası gibi bir şey oluyor yani. Bu bilip tarihli güzel tarafı o. Devam edelim. Piyade binbaşısı oluyor. Aynı yıl Kuleli Askeri Lisesi'ne astronomi, mekanik ve matematik öğretiyor. Yani bilmediği şey yok. Harbiye Mektebi'nde yüksek matematik öğretmeni olarak görev yapıyor. 1919 yılında binbaşı rütbesini taşırken ordudan ayrılıyor. Yani şimdi 25 tane çoğunlukla basılmış olan kitabı var. Bunlar listesini görüyorsunuz. Menazır bu perspektifle ilgili. Kozmografya, ilmeğe, astronomi demek. Cep logaritma ile ilgili bir kitap. Vesaire vesaire. Bu cep logaritması demek. Logaritma evet. Yani cep... Çarp çarpma, hayır. Cep ne demek? Çarpma. Cep. Çarpma logaritması. Çarpma. Benim bildiğim o çarpmaları yapmada kullanılıyor ya, toplamaya dönüşüyor. Anladım. Yani logaritmanın çarpması gibi yani. Valla şimdi bu tür işlerde yani bu kelime şeylerinde arkadaşımla uğraştığı için ben onlar yani dil şiirle ona bir devrediyorum. Keşke burada olsaydı onu beraber daha etraflı bir şekilde bunları tartışırdık. 1921'e kadar geldik. Devam edelim. İnne'ye kitabı, çok güzel bir astronomi kitabı var. Ben tabii bir taraftan da bu kitapları topluyorum. Günler şunlar hala da bulunuyor. Yani sizce aranızda bir hayatımlar var. Bulduk çalıyorum. Bunlar çok pahalı kitaplar dolayı. Kimsenin bir mekanik geldiği yok ama yavaş yavaş değeri anlaşılmaya da başladı. Devam edelim. Diyaziye, burada işte bizim kitabın bir tanesi bu. Rudu Müceyye, sürgülü hesap cetveli üzerine bir şey yazmış. Rudu Daire, Hendese-i Tersiniye, bir tercüme kitabı var. 1927'ye geldik, devam edelim. Rudu Daire'nin esası ve usulü tersini nasıl kullanacağına dair bizim o kitabın görünüşünü görüyorsunuz. İçinden bir sayfa. Kütüphanesi de vardı. Oradan da şeyin oradan tarafta olmuş. Devam edelim. Bir hesapla metodu ile ilgili bir çeviri kitap. Topografya ile ilgili bir kitap. Güneş saatleri ile ilgili. Bu enteresan bir kitap. Bunun hikayesi birazdan gelecek. Müştakak bir şey ne olduğunu anlayamadım. Arazi taksimi ile ilgili. Geodezi kitabıdır bu da. Arazi taksimi olduğuna göre. Evet. Devam edelim. Şimdi bunlarla ilgili olarak şeye gittik, Rasathane'ye gittik. Rasathane'de bir yerden duymuştum ki bu adamın bir kitabı orada bulunuyormuş diye, Güneş Saatleri ile ilgili. Bunun tarihi 1929, tam dil, yeni yazıya geçilmiş. Adamcağız bir kitap yazmış ve Marif Vekaleti'ne bir dilekçeyle müracaat etmiş, demiş ki benim kitabımı basın demişler, demiş. Ve güzel o zaman metodu, işte Ozalit var, Ozalit de bu kitabı ciltlemiş, o orada duruyor. Yani ailesi bir şekilde o Rasathane'ye onları vermişler. Rasathane'ye, Kandilli'de bulduk bunu. Ve bunu bulunca ben Aklıkara'yı seçtim, o tozlu raflarda her şey karmakarışık. Bulduk ama sonunda ve dünyalar benim oldu. Şimdi devam edelim. İçinde de Marif Vekaleti'nin yazdığı cevabı görüyor. Oradan okuyabilir misiniz? İlk mekteplerin ders müfredatı arasında zikredilen güneş saati, basit ve muhtasar kozmografya malumatı ile imal edilebilecek bir tedris vasıtasıdır. Bu itibarla meskûf saatlerin her mahalle çok dakik olarak imalinin temini
maksadıyla kitap telif ettirilmesine lüzum yoktur efendim. Evet. Marif vekili diyor mu? Vallahi emin gibi bir şey ama kim bilmiyorum. Kaç yıl hocam? 29. Evet. Benim hiçbir kitabım TÜBİTAK basmadı. Böyle yazılar ben çok aldım. Ben bunu alınca şimşekler çaktı. Dedim ben senin kitabını basacağım dedi. Senin kitabını ve bastım. Yani bir de Güneş Saatleri kitabı bunun gibi bir kitap basıldı. Yani bir nevi eğer ruh denen bir şey varsa ruhu canlandırıyor. Çünkü biliyorsun insan hatırlandığı sürece yaşar. Yani şimdi üzerine konuşuyoruz, o zaman ruh yaşıyor diyebiliriz, değil mi? Evet, devam edelim. Şimdi yaptığı şeylerden, yani yaptığı işlerden biraz bahsedelim. Bu işte bir kara kalem mesela çizimi. Devam edelim. Biraz resimleri kartpostal gibi, yani gerçek resim gibi. Yani biz bu pek makbul değil, yani ben böyle bir şeyi yani kartpostalda bakmak isterim. Yani bunu bir tablo olarak çok fazla değer vermem ama düşünün ki bütün ayrıntılara şey yapmış ve perspektif hocası olduğu için perspektife de özellikle önem vermiş. Selim Yeracami'yi devam edelim. Böyle şeyler de var, yani biraz romantik, romantiğe kaçan şeyler var. Sultanahmet Camii. Devam edelim. Biraz eski imaret binası. Bunlar bizim sergilerde olan ve fakat şahısından elinde daha çok çok resmi var. Devam edelim. Cevathane'deki köprü çizmiş, eski köprü tabii. Natürmorp yapmış. Leyin diye enteresan bir tablo çizmiş. Yani bu bizim için enteresan. İki tane şey vardır. İshak Efendi vardır. İshak Efendi mühendishanenin baş hocasıydı. O meşhur mühendishanenin. Bu bir Yahudi kökenli bir adam, Müslüman oluyor. Çok zeki, cimri bir adam, biraz para seven bir adam. Osmanlı'nın o dönemde bütün tercüman, baş tercüman aynı zamanda. Bazı padişahlar şey yapıyorlar ama bazıları da yani onun biraz katakulici olduğu için bazen 3. Selim zamanı falan bu. Ve aralarında bozuluyor. Fakat öyle bir adam ki 4 ciltlik kitabı var. Bu bende var o kitap. Başlıyor ya, geometriden başlıyor, elektrik de var içinde. Her şey var. Başlıyor, 4 senede onu bitiriyor. Tek hoca başlıyor. Yani geliyorsunuz, adam başlıyor anlatmaya, 4 sene içinde çizgi romanları. Bittiğiniz zaman da bütün konular bitmiş oluyor. Ve onun resmini yapmış. Ben Osmanlı'nın Google'ı yazdım. Sonra bunu işte nasıl olmuş da Razathane'ye düştürmüş. Benim Mustafa arkadaşım dedi ki ya dedi, o resim oradaydı, ben resmini çektim dedi. Dedim yeni bir resim çekmek gerekti. Bittik dediler ki böyle bir resim yok. Ya nasıl olur yani koskoca Razathane'de Ahmet Ziya Akbulut'un, yani Ahmet Ziya Akbulut sonradan soyadı kanununu aldı. Resmi yok olur mu? Efendim olur dedi. O zaman orada işte tanıdıklarımız var. Ne yaptılar? Bizim eski resmini çoğalttılar. Herkese ya böyle bir resim gördük bu koca arazide. Şimdi Boğaziçi'ne geçti biliyorsunuz orası. Boğaziçi de orayı hinterland diye kullanıyor. Habire bina çıkarıyor orada. Yani bir nevi arsa spekülasyonu yapıyorlar. Neyse bu başka bir konu. Sonunda birisi dedi ki ya dedi depoda böyle bir şey gördüm, bulundu. Aman dedim ya sonunda nihayet bulundu. Yani bunun gibi şeyler oluyor. Çok ilginç yani. Bizim tarihine uğraştığınız zaman bayağı heyecanlı. Evet, Hattatlı'na biraz bakalım. Şurus yazı, evet devam. Ha bu çok enteresan yani. Böyle ne yazıyor? Yükseklik olarak saat tayini yazıyor burada. Ama çok güzel. Yani Hattatlı şeyine bakarsanız çok değerli bir yazı. Devam edelim. Bu bir levha. Hicr Suresi. Dinleyelim hocam. Efendim? Ne yazdığını okuyalım. Ant olsun ki gökte duşlar var ettik ve bakanlar için onları süsledik. Yani astronomiyle ilgili olduğu için özellikle onu yazmış.
yani Kur'an'dan bir ayet. Evet. O Miner'i resim yazı talimi yapmış. Evet. Bir de tabii güneş saatleri yapıyor. Güneş saatlerinin durumu çok kötü. Yani hiç bilir bunun böyle bir şeyin olduğunu da bilmiyordunuz herhalde. Bu mesela bir Alatırka saat şeyde duruyor. Türk Halk Sanatçıları Müzesi var. Beyazıt'ta. Beyazıt'ta bahçenin içinde duruyor. Evet, felaket durumunda. Bu da orada duruyor. Bu da onun bakın aslında haklı, yeni yazılıyor. Şey, Mehmet bir tanesi satın almış. Herhalde İnönü aldırdı. Her tarafa soruyorum. Bu saati nerede? Ankara'da arattırdım, arattırdım ama yok. Bir gün belki çıkar bir şey. O alındı bilgisini nereden? Kendi söylüyor galiba. Bir yerde birisi zikrediyor. Bilgisayette bir tane aldı diye Ankara'ya götürdüm diye. Hocam Diyarbakır Ulu Cami'de de böyle bir güneş saati var. Var mısın ya? Eskiler yani, var. Daha çok eski. Urfa'da da var. Urfa'da da eski. Çok eski. Çok yerde. Yok ya, hala şu an var ya. Tabii hala var. Güneş saatlerinin benim ikinci bir konu. Ben burada daha çok uğraştığım şeyle yani fakülte bu adam nelerle uğraşıyor size biraz bilgi vermek için şey yapıyorum. Güneş saatleri benim ikinci bir yaramdır. Aslında bütün camilerde güneş saati var, eski camilerde. Fakat ne siz görebilirsiniz ne de tanıyabilirsiniz. Çünkü feci durumdalar. Bu sadece prensi bilmiyor, güneş bilmiyor. Hocam şeyinde var ya, Ankara Üniversitesi'nin hastanesinde de var. Var. Güneş saati. O bayağı bakın. Ama da camilerde, bizim camilerde hocam olduğunu çoğunu bilmezsiniz. Onun için katalogları falan yaralı. Ben hepsini biliyorum. Bir sonraki neyi alalım. Ha tabii şimdi burada bu konuya girince de işte niye bu muvakkite ihtiyaç var onu söyleyeyim. Yani bizim saati kesinlikle Osmanlı kullanmıyor tabii. Şimdi aslında Yunanlardan başlamak lazım. Yunanlılar, daha ondan önce Mısırlılar ve Mezopotamyalılar günü 12'ye bölüyorlar. Ve geceyi 12'ye bölüyorlar. Ama geceyle gündüz farklı olduğu için saatlerde lastik gibi büyüyor, küçülüyor. Ama pratik bir tarafı var. Saat 6'da buluşalım dedik mi, tam öğleyin buluşacağız demek. Çünkü güneş 0'da başlıyor, doğuyor. 6 olunca öğle oluyor, 12 olunca güneş batıyor. Şimdi bu uzun bir süre kullanılmış, gece de aynı şekilde, gece yarısı da gene 6 oluyor. Bu uzun süre kullanılmış, sonra mekanik saat çıkmış. Mekanik saat böyle lastik gibi oynamaya müsait değil. Osmanlı pratik bir çözüm bulmuş. İşte Alatürk'te saat dedikleri saati bulmuşlar. Alatürk'te saat şöyle bir saat, güneş battığı zaman herkes 12'ye ayarlıyor. O zaman yani yarı oluyor. Şimdi neden 12 diyeceksiniz? Çünkü akşam namazı kılınıyor. Ondan sonra zaten bir de yatsı namazı var. İşte onlar oluyor. Sabah güneş zaten doğunca şey yapıyor. Öğle olduğu zaman da işte muvakkit onu söylüyor. Hiç olmazsa akşam namazı şey oluyor. Ama tabii gün her gün burada ellerinde vurduğu ileri. Yani o periyodu yaşıyorlar. Böyle olunca tabii işte bu Alafranga ve Alatürk'le saat. Alafranga saat bizim şu anda kullandığımız saat. Fransız saati. Evet, devam edelim. Şimdi tabii bunun en güzeli, en güzel kopyası Ali Kuşçu'nun Topkapı Sarayı'ndaki saatidir. O gördüğünüz saattir. Bir devam edelim bu Alatürk'le saatlerden. Benim son çok uğraştığım konulardan bir tanesi, şu anda biliyorsunuz Fatih Camii renovasyona girdi. Çünkü depremde en tehlikeli olanıydı. İşte bu hükümet de Fatih'e çok çok önem verdikleri için oraya para yatırdılar. O esnada ben devreye girdim, hemen bir rapor yazdım. Aman dedim, bu tam sırasıdır, saatleri de tahmin edelim. Ne dedim, saatleri tahmin ettik. Şurada, bu tabii zannetmeyin ki bu gördüğünüz gibi müthiş bir kompleks. Fakat bu kompleksin mesela şu arkaları. Fakat bu binalar duruyor, burası da duruyor. Buraya başka binalar da sonradan ilave edilmiş. Şu şeyin minarenin tam altında o saatlerden iki tanesi vardır. O saatler burada. Bunu restore ettik. Bu şimdi restore edilmiş hali. Gördüğünüz gibi bir şey saattir bu.
çubuğu gitti, gitmişti, kopuktuk, çubuğu koyduk. Bu da asıl saati. Yani burada iki tane saat vardır. Şimdi sıra ikinci renovasyonu üzerine aldığım saat Ayasofya saatleriyle uğraşıyorum. Biraz yavaş ilerliyor ama Ayasofya'da bir yatay saat, yukarıdaki çok eski olan bir saatin çubuğunu falan düzeltmek gibi şeyler olacak. Şimdi geliyoruz Rumu tahtasına. 1919'a ait yine Akdeniz'in yaptırmış olduğu bayağı büyük bir Rumu tahtası. Devam edelim. Bunun arka tarafı şu anda Razatane'de bu. Razatane'nin tabii şimdi gelecek. Razatane oğulları, çocukları bütün kitaplarını Razatane'ye vermişler. Şimdi orada buluyoruz her şeyi. Adamın bir cep defteri var. Cep defterinin içinde kendinden önceki bütün muhakkiplerin isimlerini, listelerini çıkarmış. Müthiş güzel bir bilgi. Bu listeyi tabii okutturduk. En sonunda da diyor ki işte Münevcim başımın ilga edilmiş olmasından diyor, kendisini şey yapıyor, söylüyor. Osmanlı Devleti'ne ifa-i vazife eden Münevcim başılar listeyi en sonunda kendisini koyuyor. Çünkü son Münevcim başı. Yani kaybolmasın diye de oraya ilave etmiş. Benim kendimden önce bildiğim bütün Münevcim başıların listesi. Bu da kendi hocası. Hocasının bir resmini almış, o defterin içine yapıştırmış. Çok enteresan buldum yani. Çok samimi şeyler bunlar. İnsan sanki böyle şeyine girmiş gibi oluyor, mahremiyetine girmiş gibi oluyor. Diyor ki, pazartesi günü Selimiye Camii'nde namaz eda olunup ayrılık çeşmesi kurbunda defterilmişti. Yani hocası ölmüş, öldüğü için de çok üzünlü olduğu için resmini almış, kesmiş, altına da not düşmüş. Hacı Tahir Efendi, Münevcimbaşı. Münevcimbaşı, o da Münevcimbaşı. Kendisi, o kendisine de belki ve ondan öğrendiği için onun için yapıyor. Şimdi bu binayı mesela hiçbiriniz bilmezsiniz. Bu bina gerçekten bir karikatürlük bir bina. Bu eski sismografya binası şeyde, tepede, Razatane'de. Bu bina şu anda müze oldu. Yeni bir bina yaptılar. Aletleri oraya taşıdılar. Bütün aletleri yani eski şeylerini buraya getirdiler. Kandilli Razatanesi Müzesi. Kandilli Razatanesi Müzesi'nin şu girişini devam edelim. Şu çini vardır. Burada da şunu gayet iyi anlıyoruz ki bu adamlar bu tahtasının ne kadar önemli olduğunu yani kapısının üzerinde vardır. Çini biraz kırılmış sağa sola ama hala daha duruyor. Ya bu müze isteseniz gezemezsiniz. Özel izin almanız lazım. Bu da karikatürlük. Dünyanın en güzel aletleri var içinde. Kimse gezemiyor. Çünkü mevzuat müsait değil. Devlet bilmem ne koparacaksın, direkt at yapacaksın ve oraya girecek falan. Orada Razatane müdürü bana ne diyor? İşte belediyeden para aldılar. Bu güzel bir şekilde tanzim ettiler. Git diyorlar. Özel misafir olduğu zaman özel izinle sizi gezdiriyorlar. Öyle acayip. Şimdi Rumu Tahtası Suret İstimali kitabına görelim. 1921 devam edelim. Bu haftasını verelim. İçi böyle, yani bu şekilde devam edelim. Bir ön yüzeyi vardır, bir arka yüzeyi vardır. Ön yüzeyi başka şeydir, arka yüzeyi başka şeydir. Rumu Mukantarat biraz evvel bahsettiğimiz kainatın aynasıdır. Müceyyet de hesap makinesidir. Yani hesap yapılan müceyyet, hesap yapılan yer. Normal olarak görüntüsü bu şekildedir. Gördüğünüz gibi burada bir çekili vardır. Şurada da iki çıkıntısı vardır. O çıkıntıyı tabii güneşe bakamazsınız. Genellikle güneşin yüksekliği ölçülür. Onu güneşe doğru çevirirler. Güneş burada olduğu için buranın gölgesi bunun üzerine düştüğü zaman güneşin yüksekliği buradan okunur hemen. Çok pratik. Bakmaya gerek yok yani güneşe. Zaten. Bunu açıyı öğrendikten sonra da bütün hesapları yapabiliyorsunuz. Ne tür hesapları? Şimdi gelecek ona. Bütün hesapları. Evet, devam edelim. Bu benim çizimim. Ben tabii oturdum geometrik olarak teker teker üzerindeki bütün dairelerin denklemlerini çıkardım. Bilgisayarda çizimini yaptım. Yani ben şu anda istesem bir robot tahtası size çizebilirim. Robot tahtasının bir özelliği var.
Nerede bulunuyorsanız oraya göre bir rumbul tartısı olur. Yani İstanbul'da biz yaşıyoruz, o 41 derecelik enlemindedir. O enlem için çizilir. Yani bu İstanbul için yapılmış bir rumbul tartısı. Şam'a giderseniz başka olur, Bosna'ya giderseniz başka olur. Onun için rumbul tartısına bakarak nerede yapıldığını anlayabilirsiniz. Şimdi prensip neye dayanır ona bakalım. Prensip çok enteresan. İşte Yunanlıların büyüklüğü buradan geliyor. Ödoksus. Ödoksus gerçekten büyük bir adam. Biliyorsunuz dairesel şeyleri kağıda aksetmek mümkün değildir. Haritanın da en büyük problemi budur. Değil mi? Bir projeksiyon sistemi kullanmamız lazım. Hiçbir harita gerçeğe tamamen uymaz. Belirli yerde deformasyon olur. Siz kainatı yani şimdi siz burada duruyorsunuz, kainat üstünüzde yıldızlar falan buradan çok iyi gözüküyor, bir küredir, yani bir kubbe gibidir. Onu da iz düşürmek istiyorsanız en güzel iz düşür kurallarından bir tanesi budur. Siz kendinizin burada olduğunu düşünürsünüz, kainat bu şekildedir. Bulunduğunuz yere göre bir ekvator, yani kainatın ekvatorunda bir kağıt bulunduğunu düşünürseniz, kainatın üzerindeki bütün noktaları bu noktaya bağlar ve bunları ileriye doğru itelerseniz burada bir problem yok. Bu ufkun üstündeki bir nokta. Bunun kestiği yer o noktanın iz düşümüdür. Altta ise, burada ise kağıda iz düşümü buradadır. Yani ufkun altındaki yerleri de görme imkanınız vardır. Böyle yaparsanız, ki Ödoksus işte bunu ispatlamıştır, o zaman devam edelim. Stereometrik iz düşümünün iki tane kuralı vardır. O kural şunu söyler. Daire ve doğrular yine daire ya da doğrular şeklinde dönüşür. Astronomide daireler çok önemli olduğu için daireler tekrar daire oluyor veya doğru oluyor. Böyle olunca da ölçümler kolay oluyor, çizim kolay oluyor. Yani bir usturlapta veya rumbul tahtasında her şey daireyle gösterilebiliyor. Genel tanımlar gösterilebiliyor. Çünkü biz astronomide genellikle daireleri tanımlıyoruz. Hep daire tanımlıyoruz. Daireler tekrar daire oluyor. Açılar da bozulmuyor. O da çok önemli. Yani bu iki kural, stereometrik iz düşümde daire ve doğrular ya da daire ya da doğrular şeklinde iz düşer. Stereometrik iz düşümde açıların değeri korunur. İşte bu büyük özellik Ödoksus tarafından görülüyor. Ve bütün orta çağ astronomisi bunun üzerine bina ediliyor. Evet, devam edelim. Bu bir şey, usturlap. Ama bu özel bir usturlap. Bu usturlap bizim mühendishanede. Ben bunu biliyordum. Fakat erişmek mümkündü. Çünkü rektörün üçüncü sene mühendishaneye çok hizmeti dokunuyor. Ve diyor ki madem böyle bir yetmezsizlik bulundu, birkaç değerli şey de verebiliyor, yani parça da verebiliyor. Bunu hediye ediyor. Bunu böyle çok büyük bir şey zannetmeyin. Bu ben çapını 8 saat ediyorum. Rektörün parasının vesaire kilitlendiği kasa sadece o değil. Aynı anda çok kıymetli 4-5 tane kitap hediye ediyor. Bunlar da şu anda kütüphanede. Çok güzel bir ökip geometrisi var mesela. Çok güzel şeyler var. Yani kütüphaneye geçti onlar. Fakat bu hala da Sevilla'nın hiçbir diye. Onlar kütüphaneden. Aslında Endülüs'te çok güzel şeyler, usturlaplar yapılıyordu. Adam da bunu öğrenciler kullansın diye o zaman oraya hediye etmiş. Ama o zaman bu lokal İstanbul'a yönelik değil. Bu daha genel değil, bir şey. Değil ama genel Alettin teorisinde böyle şey yapmak. Nereli olduğunu detayına bakarak veriyor. Şimdi bunun sökülmüş hali de olacak orada. Devam edelim. Bu arkası. devam edin. Gördüğünüz gibi içinde şu sayfalar var. Bu sayfalar her şehre ait oluyor. Yani bir usturlap bunun içine böyle kat kat konuyor. Eski plaklar gibi. Genellikle bir usturlapta bazen 6-10 tane plaka oluyor. Mesela Şam için oluyor, İstanbul için oluyor. Belli başlı merkez. Evet. Hangi enlem için çizilmişse oranın çizimi oluyor. Şimdi İstanbul genellikle oluyor içinde. Usturlap Google yani.
Evet, yine çok önemli bir alet. Yani şu sana... gördüğünüz şey sabit yıldızların bu her günün ucunda bir yıldız bulunuyor. Biliyorsunuz yıldızlar kutbun etrafında döner. Şurası kutuptur. Kutbun etrafında döner. Burada nerede yüksekliklerini, ne zaman doğacağını, ne zaman batacağını buradan hemen görürsünüz. Buna ankabut diyorlar. Tarkın hocam. Ankabut örümcek. Örümcek ağabeyi. Bunun üstüne geliyor. Bu da işte şavullamak için yani göstergesi. Bu göstergeyi bağlama şeysi. Bu da ana şeysi. Asma yeri var. Bunlar üst üste geliyor. Ortasında bu pin geliyor. En üstte pin geliyor. Arkasında da şey geliyor. Bağlıyorlar. Oluyor üstünde. Neredeyseniz onu çıkarıyorsunuz. Bunlar genellikle arkalı önlü oluyor. Yani bir, iki, üç, dört tane var burada. Bir tane de burada var galiba. Beş tane. Beş tane. Aslında bunların arkalarında da varsa. Dokuz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane oluyor. Dokuz önemli şeyleri koyarlar yine. Evet. Devam edelim. Bunu başka bir kitaptan alındı. Daha doğrusu bir tercüme ettiğim bir kitaptı. Ben onu tekrar çizdim. İşte çeşitli şeyler. Ekvator burada. Ekvator. Bu azimut daireleri, yıldız gösterge, yıldızları gösterge uçları, kuzey kutbu işte bildiğimiz burası, örümcek, baş ucu, baş ucu burası, yani tam üstümüz, tutulum ekliptik gösterge, ufuk, saat daireleri. Bunlar şimdi astronomik hesaplarda ihtiyacımız oluyor. Devam edelim. Bu mesela başka bir tane. Bunların çok güzelleri vardır. Genelde Avrupa müzelerinde bunun harika örnekleri vardır. Bizim yeni kurulan şeylerin duplikatları var şimdi. İstanbul Müzesi kuruldu ya. Orayı gezerseniz görürsünüz. Ya. Bu Almanya'da. Devam edelim. Arka tarafına geliyoruz. Arka tarafında genellikle bir takım yardımcı bilgilerin bulunduğu kısımlar oluyor. Aynı zamanda güneş saatli olarak da kullanılabiliyor. Yükseklik ölçümlerinde kullanılabiliyor. Eşit değerli saatler oluyor. Az evvel bahsettiğimiz Yunan usulü saat 7'den ölçebiliyorsunuz. Ve burçlarla takvim arasındaki ilişkiyi veren bir çizim oluyor genellikle. Devam edelim. Şimdi prensip şu. Demek ki buradayız. Bütün bu daireleri iz düşürüyoruz. Ve bu şekil ortaya çıkıyor. Ve bunların tabii hepsini geometrik olarak merkezlerini yarı çapları hesaplama imkanımız var. Belirli bir ölçüye göre, kağıdın ölçeğine göre alıyoruz bunu. Ve böyle bir kere hesapladığınız zaman, belirli bir yerçeği hesapladığınız zaman elinizde bir şablon olmuş oluyor. Ondan sonra bu bilgisayara ben yükledim. Oradan o çizimleri elde ettim. Devam edelim. Osmanlı bunu ne yapıyor? Mendil gibi ikiye katlıyor. Bir daha katlıyor. Yani mendil gibi dörde katlıyor böyle. Yani bu tatlısı bu üstü, yani bu üstü katma üstü önce böyle yapıyor, bir daha böyle katlıyor. Dörtte bir oluyor, rubu diyor, dörtte bir rubu demektir. Rubu tatlısı oluyor, çok daha küçülüyor, çok daha kompakt bir hale geliyor. Ve bütün kafasını yani 600-700 yıl bu aletin üzerine konsantre ediyor. İlginç bir şey yani. Bunu ne zaman yapmaya başlıyor? 13. yüzyıldan itibaren. Avrupa'da mesela bu rubu tahtaları yok. Bence şey dedim yani, Türk aleti. Devam edelim. Şimdi rubu tam tarafta neler yapılır? İşte Ahmet Ziya Abdülkadir'e baktığımız zaman yükseklik ölçülür, güneş dereceleri, güneş eğikliği, doruk yükseklikler, dönence yükseklik ve dönence üstü yükseklikler, yarı gün farkları, yarı gün, gün ortası, doğuş ve batış. Yani gördüğünüz gibi astronomiyle ilgili pek çok hesabı bunun üzerine yapabiliyorsunuz. Devam edelim, bitmedi. Doğuştan batışa geçerler. Bunlar da Osmanlıca karşılıkları bunların. Öğleden geçen zaman güney açısı, sabit süreli saat, değişken süreli saat, ışık kırılması, ırak açısı, ufuk alçalması, ufuk payı, ortalama zaman. Devam edelim. Yükseklikten gölge, gölgeden yükseklik, ilk ikindi, ikinci ikindi, şafak payı, ilk tan, ikinci tan, doğuş payı, bayram namazı, güneşin kararması, kapak kuşluk, yani namaz saatleri ile ilgili tanımlar.
Şimdi bütün bunlar aslında şey, bir yerin enlemini belirleme, üzerine dört analyon, dünyanın bahar açısı, sabit bir hızlarda işlem yapmış. Devam edelim. Şimdi bunlarla ilgili tabii astronomik bir takım şeyler var. Biliyorsunuz ekliptik ekvatora göre eğimli ve güneş bir yıl boyunca bunun etrafına gidiyor. İşte bu açıların bu lambda, epsilon, lambda vesaire bunların arasındaki ilişki. O ilişki gördüğünüz gibi şöyle bir ifadeyle veriliyor. Burada tabii bir varsayım var. Bir küre olduğunu varsaydığımız zaman, yani dünyanın bir küre olduğunu varsaydığımız zaman ki büyük bir yaklaşık güneş, güneş çevresinde dönüyor, dünya sabit değil mi? Şimdi tabii burada önemli değil. Burada yer, güneş dönüyor. Tabii normali o. Güneş dönüyor. Sadece yılda iki defa güneş ekvator hizasına geliyor. Bunlar işte gün dönemi diyoruz yani. O dönemler zaten bizim için bir nevi reper noktaları oluyor. Ondan sonra yaza ve kışa giriyorsunuz, yükseliyor ve alçalıyor. Yükseliyor, alçalıyor, bir yıl geçmiş oluyor. Bu ifade ise böyle bir sinüzoidal ifadeyle verilmiyor. Yani küresel geometri. Küresel geometri İslam dünyasının büyük buluşudur. Gerçekten onların buluşudur. Ve küresel geometriyi çok iyi bilirler. Yani ben bazen hayret ediyorum. Bu kadar bu bilgileri nasıl yan yana getirip bütün acayip formülleri türetebilmişler. Bu tabii nasıl kullanıldığını gösteriyor. İşte güneşin hareket ettiği nokta, gece ve gündüzün eşit olduğu nokta. Ondan sonra buraya çıkıyor, yengeç dönemesine geliyor. Tekrar geri dönüyor güneş. Ondan sonra aşağı doğru devam ediyor. Oğlak dönemesine geliyor. Tekrar geri geliyor. Şimdi burada bir çekim var. Bu çekimde nerede bulunuyorsak, hangi tarihte ise orada buradan burçlara göre ayarlıyoruz. Şurada bir boncuk oluyor. Yani keşke getirseydim gösterelim. Bu boncuğu ayarladığımız zaman, bu baş ucunu üzerinden döndürdüğümüz zaman güneşin ne zaman doğduğunu, ne zaman öğle olduğunu, ne zaman battığını burada elinizin altında görebiliyorsunuz. Bu işte kainatın iz düşümü dediğim kısım burası. Yani güneş oyunu. Tabii aynı zamanda bu kutup etrafında kutup tabii diyorlar bir yerde dönen usturapta dönen örümcek var. O burada tabii yok. Yani bu tahtasında yok. Bir tek kötü tarafı o. Yani şeyleri göremiyorsunuz. Sabit yıldızları burada göremiyorsunuz. Ama tablolar haline size eğer bunlar verilmişse onların da hareketlerini takip etme imkanınız olur. Evet, devam hocam, edelim. Hocam anladım galiba ama şimdi o akşam bilgisini bilen nereden çıkarıyor burada? Yani şimdi böyle tarihi biliyorsan, bunun yarı çapını biliyorsun demek. Yani güneş mesela şimdi burçlara göre gidelim. Koç burcundaysan buradasın. Koç burcunun başlarında. Güneş işte burada doğar. Burada bunu devam ettiğin zaman burada güneşe baktık. Bu öyle olur. Tekrar geri gelir, burada batar. Batar. Eğer başka bir burçtaysan o zaman onun uzunluğunu ayarlarsın. Burada doğar çünkü burası ufuktur. Öyle olur. Tekrar geri gelir, kendi tekrar batar. Dediğiniz o şey değişken çekimle. Çekil, bir boncuk var. Boncuk dediğiniz o. Getirmeyi unuttum son bak. Atilla hocam bu acaba Osmanlılar tarafından kullanılıyorsa Abbasilerin daha geriye gidiyor mu? Endülüs. Şimdi Usturlap aslında çok eski dedim yani 400'e gidiyor. Bunlar bunu deforme ediyorlar. Bu pratik hale geliyor. Her imamın cebinde bir tane bundan var. Dikkat ettim ben. Gerçekten öyle. Cebinde var bunu kullanmasını biliyor. Güneşe bakıyor. Ne zaman namaz kılacağını ayarlıyor. Ondan sonra bu çıkıyor minareye. Allah'a ekber diyor. Şey. Hocam bir şey sorayım. Şimdi bu alet varsa hemen hemen herkes dünyayı sabit, güneşin de onun çevresinin etrafında döndüğünü düşünüyor. Evet ama onun önemli olur. Zaten. Ama yani, biliyorum. Ay, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl kullanıyorlar. Avrupa'da o problem oldu biliyorsunuz. Adamı öldürdüler, canını yatırdılar. Ama
Yani genelde İslam dünyasında bunun doğrusunu biliyorlar. Düşünce görünen de ölçüm doğru aslında yani. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü, güneşin etrafında döndüğünü. Neyse, organize neşeyi de tabii... Varsayım yanlış olur. Varsayım yanlış ama ölçüm doğru. Hayır, içindeki bir şeyle tezat oluşturuyor da bütün mesele orada aslında. Ha, ama ölçüm doğru oluyor tabii. Evet, evet, yani güneşi durdurduk diyor, savaş uzuyor. Evet. Evet. Neyse. Şimdi ben devam ediyorum ama. Biz büyük müzayette dinliyoruz. Biz uyumaya başlayınca toplu halde siz bitirirsiniz. Hocam ben de aynı soruyu ben de soracağım da yani bu küresel iklim kavramlar çok önemli değil mi? Kaymaya başladı. Bir diğer şey de doğum noktası, yani güneşin doğum noktası bir gün. Yani güneş tepemize kadar çıkmaz. Her mevsime belirli bir yere kadar çıkar. Bunun ne olduğunu da bu formülden bulabiliyorlar. 90 dereceden ellerini çıkarırsanız, güneşin eğitimini çıkarırsanız, o gün güneş en çok o ha yüksekliğe kadar çıkar. Demek ki fi zaten bulunduğumuz yer 41 derece İstanbul'da biliyorsanız delta'yı da takvimden bildiğimiz için bildiğimize göre her gün güneşin en fazla nereye çıkacağını da hesaplamış oluyoruz. Gayet lineer bir iş. Hocam bu arada çay da enlenmiş. Çok iyi. Yani siz uygun bir yerde 5 dakika çay molası verseniz. Şimdi verelim, şimdi verelim. Çay içelim, o devam edelim kaldığımız yer. 5 dakika son olacak. 5 dakika. 5 dakikasın var. Pardon. İşte bu hanın bulunması vesaire için detaylara giriyor. Tamam, burada anlatılıyor bu. İşte güneşin yüksekliğine eğitimlikle ilişkili olarak bunlar nasıl hesaplanacağını bu alet üzerinde tanımlamak ve bulmak mümkündür. Detaya girmeyelim. Devam edelim. Usturlap aynı zamanda yani eski saat sistemiyle yeni saat sistemi, Avrupa saat sisteminde bir nevi veriyor. Eğer 12'yi güneşin batışı olarak kabul ederseniz, mesela şurada bir yanını düşünelim. Şurayı almışım herhalde. 12. Şurada olduğunu düşünürsek, güneş burada battığı zaman 12 oluyor değil mi? Bunun üzerine döndüğünüz zaman 30'ar derece 30'ar derece gittiğiniz zaman saatleri bulmuş oluyorsunuz. Yani Atatürk'te saati de burada çok güzel görebiliyorsunuz. Her şey ya daire olduğu için hesabı da kolay oluyor. Ama isterseniz bizim saati de görürsünüz. Yani gününüzün ortasınız olduğu zaman da saatler bu şekilde 23-24'e kadar gider. Eğer Yunan sistemine göre giderseniz o zaman şu eğriler de usturlap üzerine çizili olduğu için geceyi 12'ye, gündüzü de 12'ye ayrıca bölebiliyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi saat sistemleri, saat tanımlarının da bir nevi burada bir modeli var. Aletimizde bir model var. Sarı alan günü, mavi alanı geceyi belirliyor. Burası ufuk oluyor. Şu ufuk. Evet. Devam edelim. Bu yarı gün farkı meselesi. Yarı gün farkı şudur. Yazın işte kısalır günler. Ne kadar kısalır? Onu da buradan görüyorsunuz. Bu kadar da yazın uzar. Eğer takvimi ayarlamışsanız, örneğin buradaysanız şu kadar kış demektir. Gündüz daha kısadır. Gece daha uzundur. Bu da tabii önemli bir şey oluyor. Yarı gün farkı oradan geliyor. Evet. Rumuncaya geçelim. Yani hesap cetveline geçiyoruz. Arka tarafını çeviriyorsunuz şimdi. Bu usturlapta da vardır ama Osmanlı'nın bu kısmı tamamen buna ayırıyor. Evet, devam edelim. Bunun çizimi.
Gördüğünüz gibi dörtgen, aynı bizim geometrik kağıt gibi. Şurayı bilim alıyorlar, bilim alıyorlar, burayı da bilim alıyorlar. Burayı da çekmenin açıları 90 derece. Şimdi tabii genellikle eskiler 60'lı sistemle çalışıyorlar. Onun için burası 60 bileme karşı düşüyor. Biz ama metrik sistemde ona onun katlarını alıyoruz. Eski hesap çekmeli usulüyle hesap yapılıyor. Şimdi neler yapılabiliyor ona bakalım. Devam edelim. Çarpma bölme yapılabiliyor. Trigonometrik fonksiyonlar, kosinüs, tanjant, kotanjant, arc fonksiyonlarına burada hesaplayabiliyorsunuz. Kuvvet alabiliyorsunuz. Karesi, karekökü, küpü, kökü, 2 bölü 3'ü bile alabiliyorsunuz. Çok enteresan. Bundan sonra bir takım şeyleri alabiliyorsunuz. Seyir dedikleri şu ifadeyi hesaplayabiliyorsunuz. Bunun tutur dedikleri şu hesabı yapabiliyorsunuz. Aslı mutlak dedikleri şu ABC diye hesaplar şey yaptım. Nasıl bir fazla dedikleri şu hesabı yapabiliyorsunuz. Devam edelim. Ha, şimdi nasıl yapıldığına bakalım. Şu açıyı eğer ölçmüşseniz, şurası sinüs A, şurası sinüs de kosinüsün çarpımı, burası sinüsün karesidir. Yani sinüsün karesine ihtiyacınız varsa alfa açısını koyduğunuz zaman oradan okuyacaksınız. Değil mi? Aynı şekilde burası da sinüs kosinüsün çarpımı, burası kosinüs kare, burası kosinüs A. Yani bir kosinüs kareye ihtiyacınız varsa, bu açıyı buradan alfa açısını ayarladığınız zaman burası size şu mesafeyi bulabilirsiniz. Zaten birim birim birden küçük olması lazım. Nasıl oluyor bu? Tabii üçgenlerden oluyor. Üçgen mi çıktı? Çok kolay. Oranlar burada çıktı. Şurası x ise, şurası y ise, şurası x ile y'nin çarpımıdır. Geldim. Yani x'i bulacaksınız, çekim buraya bekleyeceksiniz, y'yi bulacaksınız. Y'yi daha önceden boncuğu ayarlayacaksınız. Boncuğun olduğu yerden buraya gittiğiniz zaman çarpımı bulmuşsunuz. Üçgen eşitlerinden çıktı. Devam edelim. Şurası x ile, şu x ise, burası y ise, burası x bölü y. Bölme. Ters işte. Devam edelim. Şurası x ise, şurası x küp, şurası x kare. Dedim üçgenlerden. Yani kare alma. Küp alma vesaire. Devam edelim. Şurası x ise, burası x2 bölü 3. Yalnız biraz uğraşmak gerekiyor, karşı düşürmek gerekiyor. Burası x bölü 1 bölü 3. Yani küp 3 bölü 1 bölü 3. Normal olarak zor bulunan bir şey. Aslı saniye ve aslı evvel çizgileri var. Eğer açının kendisini biliyorsanız, daha doğrusu durum noktasını biliyorsanız veyahut da o zaman buradan şu şeyleri kestirmek suretiyle, şu iki eğriyi kestirmek suretiyle bunları kestiği yerleri buraya aktarmak suretiyle aslı evvel ve aslı saniye. Aslı evvel ve aslı saniye şu bakımdan önemli. Enteresan bir tanımı var. Diyorlar ki işte güneşin öğleyin gölgesine bakacaksın. Onun üzerine güneş saatinin bir boyunu ekleyeceksin. Asr-ı evvel odur diyorlar. Asr-ı saniye de ona iki tane ilave edersen saniye oluyor. Namaza bir ay evvelden başlayacaksın, saniye de bitireceksin. O dönemi işte kıldıran kişinin bilmesi lazım. Bu alet çabucak hesaplıyor bunu. İşte bu kitabın orijinali benim çizimlerim. Bunlar o kitaplardan alındı. Ben bunların hepsini bilgisayara aktardım. Ve bilgisayarda bunları anlatıyoruz. Devam edelim. İşte bu aslı saniye, aslı evvel tanımı. Demek ki öğle zamanı bir güneş saatinin gölgesi var. O gölgeyi alıyorsunuz. Buna ilave ediyorsunuz. Namaz burada başlayacak. İkinci namaz. İki tane ilave ediyorsunuz. Gölge buraya geldiği zaman bitecek. Ama bunu yapmaya gerek yok. Elinizde bu alet varsa eğer biliyorsanız zor diye hemen hesaplayalım. Mekke nerede? Burası İstanbul. Burası Mekke. Şu açı önemli oluyor. Nereye döneceğiz? Şu açı şu formülde bulunur.
bu hesabı da muhalefetle yapabilirsiniz. Şimdi İstanbul'un 29 derece doğu boylamı 41 kuzey enlemi. Mekke 40, 21 kuzey. Bunların değerlerini burada yerine koyarsanız bu alfabil açısını hesaplayabiliyorsunuz. Bu tabii önemli. Yön bulma, camiyi yönlendireceksiniz. Milleti çektim. Burada bir tane gümüşten çekil yaptırdım. Bunu bağladım buraya. Yani şimdi çekimli oldu. Ama bir de tabii Beyoğlu'nu da çekmişsiniz maalesef. Bir köşte çekimi koyabilsek mi hala? Şimdi İslam astronomisinin en büyük formülü ya en karmaşık formülü bugün tabi küresel geometride kullandığımız formüldü. O da tabi İslam döneminde bulunmuştur. Yani bütün bildiğimiz büyük adamlar bu formülleri türettiler. Ve nasıl düşündüklerini ben hala da çıkaramıyorum. Şu üçgenden türetiyor o. Yani baş ucu ve kuzey kutbu ve güneşin konumu arasında böyle bir üçgen vardır. Bu üçgenin içine şu değişkenler girer. Bundan yerin enlemi, güneş yüksekliği, güneş eğikliği, güney açısı. Bu dört büyüklüğü KZS üçgeninden hesaplıyoruz. Bir sonraki şeyi alırsak sinüs teoremini, kosinüs teoremi, kotanjant teoremini türetmiştir. Ve bunlar bu üç formülde gerek güneş saatlerinde gerek astronomik hesaplarda kullanılır. Ve biraz evvelki rubu mücevherde bunları hesaplamak için idealdir. Ve bunlarla böyle maymun gibi hızlı hızlı hesaplıyorlar. Yani biz nasıl eskiden zamanında hesap çekmeyle hesap yapardık mühendis olarak. Siz çoğunuz bilmiyorsunuz. Yani ben 1960'ta üniversiteye girdiğimde bana ilk söyledikleri kırtasiyeciden bir hesap çekmeli alacaksın. Aristo hesap çekmeli aldık. Onu hızlı hızlı bütün hesaplarımız onlar. Şimdi kalkülatörle yapıyorsunuz. Biz onlar yapardık. Aynı bunun gibiydi. Onlar da bunun üzerine çalışıyorlar. Yani robot tahtasıyla yapıyorlar bu hesapları. Şimdi bir de tabii arazide bir yeni problem çıkıyor. Bu tabii askeriyede çok önemli. Özellikle topçulukta vesaire önemli. Mesela bir kulenin yüksekliği ne kadardır bulunduğunuz yerden? Kolay bir takım formüllerle falan bunu bulmanız mümkün. Bunları da tabii robot tahtasıyla yapabiliyorsunuz. Bu orijinal resim. Bu benim çizdiğim bir resim. Tabii 45 dereceye ölçerseniz bu mesafe bu mesafeye eşit oluyor. Eğer kulenin dibine kadar gidebiliyorsanız o kulenin tam boyunu hesaplamak yani açıyla bulabilirsiniz değil mi? Eğer tabii şeyi de hesabına katmanız lazım. Bu kadar da yukarıda tutuyorsanız o yüksekliği de çıkarmanız gerekecektir. Bunları yaparsanız o formüllerle hesaplayabiliyorsunuz. Yani askerin de elinde bu var, donanmanın da elinde bu var, herkesin elinde, yani mühendis dediğimiz adamın elinde bu alet muhakkak var. Bir yerde karşısına çıkıyor. Devam edelim. Eğer yanına gidemiyorsanız tabii o zaman tanjant formülünden hesaplayabilirsiniz. Veyahut da yanına gidebiliyorsanız şu mesafeyi biliyorsunuz demektir. O zaman tanjanttan açıyı biliyorsunuz, mesafeyi biliyorsunuz. Kulenin dibine kadar gidebiliyorsanız iş kolay. Gidemiyorsanız, bir sonrakini alalım. Mesela bu dağ, bu dağın dibine gidemezsiniz. O zaman şu farkı biliyorsanız, iki noktadan hesap yapacaksınız, iki açı bulacaksınız. O iki açıyı burada yerine koyarsanız, şu formülden dağ yüksekliğini bulabilirsiniz. Yani size birisi sordu, şu karşıdaki dağ ne kadardır? Bir açı ölçeceksiniz, geriye gideceksiniz veya ileri gideceksiniz, bir dağ ölçeceksiniz. Bu formülü uygulayacaksınız. Buradaki kotanjant hesaplığında gene robot tahtasını yapacaksınız. Çünkü orada yapmak mümkün. Bir nehrin genişliği ne kadardır diye sorarsanız o zaman da işte gene tanjant formülünden hesabı bulabilirsiniz. Devam edelim. Bir kuyunun dibi ne kadardır? Bunlar kendi verdiği örnekler olduğu için orijinal kitaptaki örnekler. Orada da işte kenardan ölçüm yaparsınız. Kuyunun yine açı ölçerek
biraz gerisinden şu açı aynı zamanda bu açıya eşit oluyor, paralel ya. Ve burada gözlemci boyu H alırsanız, H yüksekliğini, düşme yani aşağı doğru ölçtüğünüz açı H ise gene bir tanjant formülünden kuyunun genişliğini, derinliğini vesaire bulman imkanımız buluyor. Gördüğünüz gibi o dönem için çok pratik bir alet ve bütün o askerinin önünde bu tür şeyler var. Bir de buranın gerçek kuzeyi neresidir, güneyi neresidir diye sorarsanız o zaman da problem değil. Güneşi de göz önünde bulundurarak bunun bir nevi kuzey, güney, batı yönünde ve güneşin bölgesinden yararlanarak yön tayininde kullanılıyor. Yön tayininde de kullanılıyor. Bu metotlar hep anlatılıyor ve uygulanıyor. Yani buradan bir çekip sarkıtıyorlar. Onun güney-kuzey eksenine göre koyduğunuz zaman mesela şu açıyı bulabiliyorsunuz, güneşin açısını da bulabiliyorsunuz. Veyahut da açıdan kuzeyi bulabiliyorsunuz. Yani o esnada kuzeyin kaç açıda olduğunu çıkarabiliyorsunuz. Ahmet Ziya Bey 17 Nisan 1938'de vefat ediyor. Cenazesi Beyazıt Camii'nden kaldırılıyor. Sibirya Topal mezarlığına defnediliyor. Bir şiir yazılıyor. Üzerine tarih düşülüyor. Alem-i Emni'nin ziyası kalmadı. Ebced hesabıyla 1357 çıkıyor. O da işte o tarihe karşı düşüyor. Fakat bugün bu mezarı bulmak mümkün olmadı. Tesadüfen ben bunlar işte anlatırken bir sıka var. İslam Teşkilatı. Orada anlatıyordum. Oradan bir bana dedik ya dedi. Bunun dedi, sorunu benim komşum dedi. Adam geldi. Ben bu kitabı çıkardığım zaman kendisine hediye ettim. Bu da enteresan bir şey oldu. Peki dedim ya senin dedesine, kendisine de çok benziyor, dedesine benziyordu çocuk. Dedim ya senin mezarı bile yok dedim. Bilmiyor musunuz dedim, nerededir, kitapları nerede, şimdi öğrendim, nerede? Valla adam dedi ki, mezar önemli değil dedi zaten. Ya da anladığım kadarıyla bu tür şeyler hiç ne yapmayan bir adam. Tamamen ters bir şeyle karşılaştım. Ama işte bu da bir enteresan bir şeydi yani, bir olaydı. Bu konu konuşmamız sonu işlemek sadece. Yani su çarklarından bahsedeceğiz. Tabera, çok şirin bir yer, güzel bir yer. Görmüş olduğunuz taş da eski Kabira şehrinin simgesi. Bir köprü var, köprünün üzerinde duruyor. Leylek, yılan ve yumurta. Dikkat ederseniz burada bir de yumurta var. Evet. Devam edelim. Bunlar şimdi yeni amblemlerini ben söyleye söyleye değiştirdiler. Camiye benzer bir şey var. Su fışkırıyor falan bir şey vardı. Ya dedim bu kadar güzel bir sembolünüz var, bunu niye kullanıyorsunuz? Sonunda böyle bir şey yaptılar. Su şifa ve bereket. Su şifa ve bereket, yani yılan var. Yılan biliyorsunuz şifa, doktorların simgesi. Değil mi? Şimdi Niksar tam da Kuzey Anadolu fayının üzerine duruyor. Dikkat ederseniz Niksar burada. Kerkit çayı var. Fay geliyor, 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 geliyor. Niksar'ın önünde duruyor. Ben hemen benim odanın yanında madenciler var. Koştum oraya dedim. Ya bu ne anlamı geliyor dedim. Neden bu burada duruyor? Ha dediler. Bunun altında bir şey var dediler. Gerçekten orada bir kale var. Demek ki orada şey teknik değişiyor. Ama fay aslında devam ediyor. Fay burada bir yerden devam ediyor. Şöyle bu tarafa doğru gidiyor. Şu kısım gördüğünüz gibi İran'a doğru gidiyor. Bu kısım da Yunanistan'a doğru gidiyor. Alt tarafta Yunanistan'a doğru hareket ediyor. Arasında da bu hareket ediyor. Tabii Niksar tam fayın üstünde ve enteresan da burada bir de dönme oluyor. Çünkü fay böyle olunca, bu böyle gidince burada böyle dönme olayları da oluyor. Onun için deprem çok şiddetli oluşuyor ve şehir her 100 senede bir, 200 senede bir yıkılıyor. Onun için pek çok fazla eski esere rastlamıyorsunuz ama tabii nerede deprem ve tektonik olaylar varsa son derece güzel oluyor. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer.
Şimdi tarihsel kanıtlara gelelim. Orada Amasyalı Strabon yaşamıştır Amasya'da. Strabon oranın memleketi adını ve Strabon bize bir takım bilgiler veriyor. Amasyalılar onun heykelini bilen gittiler buraya. devam edelim. Orada deniyor ki Strabon şunları söylüyor. Mitrilal Strabon'un sarayı Kabeira'da inşa edilmiştir diyor. Burada su çarkları, hidroleta, hayvanat bahçeleri, yakınlarda av alanları ve maden ocakları bulunur. Kanıt bu. Yani Strabon kimse buna itiraz edecek hali yok. Hem burada hem gayet bildiği bir iş. Strabon da çok saygın bir insan. Miksar burada. Amasya burada. İşte zaten bu fayları, faylar aynı zamanda nehirleri takip ediyor. Bir... Yukarıda Boyabat var, Muhittin'in şeyleri. Evet, Amasya, babamın, Şebin Karahisar'da Ali'nin, Miksar'ı da size verdik hocam. Kendi çayına Nikos deniyor. Miksar şehrine Kabeira deniyor. Aslında Pontus'un bir şehrinde. Pontus'un bir şehrinde. Şair ve filozof Lucretius. Ben de Yozgatlıyım hocam. Ha. Seni atladık ya. Kitabında yani burada dünya ve kainatı bir nevi su çarklarına benzetiyor. Demek ki su çarkları o zaman yeni çıkmış bir benzetme yapılıyor. Ve Noryalardan bahsediyor. Birazdan Noryaların ne olduğunu anlatacağım. Fakat esas Vitruvius'un kitabı var. Vitruvius büyük bir mimar. Mimarlık üzerine onun kitabında o değirmenleri bize güzel güzel anlatıyor. Çizimleri falan da var. Şimdi böyle olunca tabii demek ki milattan önce 1. yüzyıl, 2. yüzyıl bu işin doğduğu yer oluyor. Devam edelim. Bir de güzel şiirimiz var. O da bir kadın şair. Antipater. Selanikli su değirmenlerine övgü diye çok güzel bir şiir yazıyor. Çilekeş kadınlar diyor, öğütmeye son. Artık geç kalkabilirsiniz. Öten horoz sabah geliyorum. Demek ki değirmeni çevirmek için su filmini görevlendirdi. İşte orada su çarkları üzerinde ışık pırını saçıyorlar. Bakın dönen pırıltıları ekseni nasıl hızlı çeviriyor. Boş ağır çarkı dönerek açık denize koşuyorlar. Tekrar eski günlerin zevklerine tadarak toprak ananın devrelerine huzur içinde yemeği verin. Yani bir nevi aşk yapın, istediğinizi yapın. Artık siz bu işten, siz artık değirmen işini Demeter yapıyor, su tarlası yapıyor. Kurtulduğunuz bir işten demeye getiriyor. Şimdi diyeceksiniz ki yani su çarkı o kadar önemli mi? Bu sabah burada tartışıldı biliyorsunuz. Dünyadaki en önemli buluşlardan bir tanesi tabii taş. Şimdi burası sıfır bugün. Bu biraz eskidi tabii. Bu eski bir kitaptan alınma. Bu ise teknolojik karmaşıklık derecesi diye bir derece tanımlanıyor. Bir şey yapmak için kaç tane hamle gerekiyor? İşlem gerekiyor. Demek ki bir uzay gemisi yapmak için 10 üzeri 7 tane işlem gerekiyormuş. Büyük bir rakam. Bu logaritmik. Burası da logaritmik. Burası bugünse 10 yıl önce, 100 yıl, 1000 yıl, 10 bin yıl öncesine gidiyor. Yani insanın teknolojisi 10 üzeri 6'dan başlıyor. İlk taşı kullanmaya başlıyor. Onu yontuyor, ateşi buluyor, yayı buluyor. Tekerleği buluyor. Kaldırma makinelerini buluyor ve burada bir yerde değirmeni buluyor. Diğer değirmeni biraz daha gösterişi olduğu için onu koymuş. Su çarkı biraz gösteriş bakımından şey. Ondan sonra işte lokomotifi buluyor, otomobili buluyor, uçağı buluyor, uzaya gidiyor. Çok ilginç değil mi? Bu lineer bir çıkış. Acaba daha ileride bu böyle devam edecek mi tartışılabilir? Bilgisayar nerede uzun burada? Bilgisayarın sahibi içinde bir eleman. Seninle hep tartışırız onu. Patronun da bir elemanı. Yani biz aslında bir direnç gibi yapıyoruz bilgisayarı. Esas olan aleti olarak basında düşünmüşler. Kusura bakma hiç. Hocam yalnız bu logaritmik ölçekli lineer ya, bu
Vanovref süreçler anlatacağız şey çarşamba günü. Bu bilgisayar için de geçerli ama bu teknolojik şey gelişmelerin kırılma noktaları var. Ayrılıyorlar, başka bir şey çıkıyor. Olabilir. Yani oradan devam edince bakıyorsunuz. Ben şunu düşünüyorum, bu böyle devam edebilir. Belki de eğimi değişecek. Yani insanlık böyle işte bu hızla devam eder mi? Bu eğim bir şey söylüyor. Ne diyor? Yani fiziksel olarak bir şey söylüyor. Oradaki eğim ne kadar long term veya short term dependent bağımlılığı olduğunu süreci. Orta bağımlı olmayacak belki de daha... Önemli değil, logaritmik. 10 veya 2 tabanı fark etmez. Yani logaritmik ölçemde. Ya tam tersine aslında bilimsel buluşların hızlı bir eğimi artıyor yani şeyde. Özellikle yüzyılımızda. Yaptırıyoruz bazı şeyleri. Senin bilgisayara yaptırıyoruz. Yani robotları yaptırıyoruz vesaire. Yani aslında onların hepsini biz yapmaya kalksak yutarız gibi geliyor. Belki orada bir kurnazlığımız var. Yani bilgisayarın içindeki çip eleman sayısına bakıyorsunuz. Transistör sayısı, onu da logaritmik eksene koyduğunuz zaman, altına da yılları koyduğunuz zaman logaritmik eksende o da lineer. Evet. Bir şey söylüyor. Evet. Filan. Hayır benim için önemli olan bu, böyle devam edecek mi? Sen diyorsun ki bunlar arada sırada kırılıyor diyorsun. Kırılıyor, başka bir teknoloji çıkıyor. Abi, nevi. Yani devam etmiş gibi. Ya burada da böyle müthiş zamanlar geçiyor. Şimdi bu tarafa gittikçe bu tarafa doğru gidince buraya da bir şey daha gelecek. Bir 10 sene sonra. Ama gelecek mi bilmiyorum da. Yani o iletişim gelecek, başka bir şey gelecek yani. Ama bunu da nasıl hesaplıyorlar? Kitapta anlatıyor. Benim bir tercüme ettiğim bir kitap var. Teknoloji öncesi, teknolojiyle ilgili. Şeyde çıktı o, bunun epey oluyor, literatür yayınlarında çıktı. Bunu ben ders kitabı olarak kullanıyorum uzun yıllar. Orada olan bir şeydir, bir diagramdır bu. Orada kendi teorisini şey yapmak için bunu söylüyorlar. Yani gördüğünüz gibi bunun Anadolu'da, birçok şey Anadolu'da bulundu. Mesela Mezopotamya'da bulunmuş, değil mi? Bu tabii daha öncesine gidiyor, kavimlere gidiyor. Mezopotamya'da ateş mesela. Bundan sonra en önemli meralelerden bir tanesi mucidi işte bu Muhittin'in memleketi. Şimdi oraya geliyoruz. Şimdi görsel kanıtlara geçelim. Yani bir daha geri geçelim. Çok zamanınızı almak istemiyorum ama. Yani şurası mesela Anadolu medeniyetleri deyip de bu tabi Roma dönemi. Yani Roma dönemi hani şey, Avrupa'ya ve Anadolu'yu harita olarak bakarsak, ondan sonra da o teknolojik devinim şeye sıçramış oluyor. İngiltere'ye kaçıyor. İngiltere ve oradan da Amerika'ya kaçıyor. Japonya'ya kaçıyor. Dönem gidiyor tabii. Evet. Yani bunun detayını da koymak lazım aslında. Arada neler oldu diye. Şimdi kitaplarda rastladığımız türbin ve dönem nesnelerle ilgili mesela benim Musa'nın kitabı vardır. Benim incelemiş olduğum kitaplardan bir tanesi. Türbin, işte buradan su akıyor, bu dönüyor. Mesela burada bir kap var. Bu kap suyunu bir buraya akıyor. Nerede kullanılmış? Hamamlarda kullanılmış. Bu Abbasiler döneminde. Yani çok sıcak bir su. İçine mesela ılık yapmak için veyahut da bir sağda bir solda kullanmak için döndüren bir olay yani bu veyahut da fıskiyelerde kullanılmış. Demek ki bu tür türbinler Abbasiler döneminde bilinen bir olay. Devam edelim. Muradi var, otomatikler var. Kapılar açılıyor, bilinen ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor, eli üstte yaşamış. Onun orijinal çizimlerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi burada bir su çarkı var. Yani böyle çarklar her zaman resmedilmiyor. Bunların sayısını nerelerde olduğunu bugün biliyoruz tabii. Bu şeyde İtalya'da. Devam edelim. Tabii bizim en büyük adamımız olan Cezeri var. Diyarbakır'da yaşamıştır. Cezeri'nin de su çarklarıyla ilgili 2-3-4 tane örneği var. 3 tane örneği var.
Onlar da kendi kitaplarının Topkapı Sarayı'ndaki nüshasında çizimleri var. Evet, 13. yüzyıl. Cezeri'nin pompasının bir bilgisayar çizimi. Gördüğünüz gibi burada dönüyor. Dönerken şu mil dönüyor. Bu mil, bu mil dönerken şu çark dönüyor. Bu çark bu çarkı çeviriyor. Bu çarkın üzerinde bir pin var. O pin şu yatağın üzerinde kronozda olarak bunu bir sağa bir sola bir sağa bir sola çeviriyor. Ve burada pompalar var. Bu suyu yukarıya pompalıyor. Cezeri müthiş bir mühendis. Yani harika bir şey. Dikkat ederseniz lokomotifte kullanılan o mekanizmayı pompada kullanmış. Pompada kullanmış. Bu daha iyi. Bundan sonra kendi orijinal çiziminin bir nevi yukarıya çıkarılmış hali. Şöyle isimli bir adamdan aldım onu. Devam edelim. Burada daha iyi gözüküyor. Değil mi? Bu dönüyor. Şu dönüyor. Şu dönüyor. Burada bir pin var. Şu pin var. Bu pin bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı giderken şu kol bir aşağı bir yukarı giderken pompalar biri emiyor biri basıyor. Biri emiyor biri basıyor. Yani dönen bir hareketi lineer bir harekete dönüştürüyor. Ama ne kadar komplike ne kadar modern. Yani bu 13. asır 1206 13. asrın başıdır. 1206 daha bundan sonra diyorlar da gelecek 1400'lerde falan. Hani gördüğünüz gibi yani tarihte müthiş bir ileri var. Yani İslam dönemi bayağı ileri bir dönem. Yine Cezeri'nin başka mekanizmasından şurada görüyorsunuz. Şu su akıyor, şunu çeviriyor. Çark. Şu dişliğe aktarılıyor. İçinden geçiyor, buraya aktarılıyor. Şu kova dizisi yukarıya şeyi çekiyor, suyu çekiyor. Bu su buradan aşağı akıyor, çağlayan oluyor. Fakat burayı görmüyorsunuz. Bu bir hikaye yani, bu bir nevi esprisi var. Bundan sonra sultan diyor ki, gel biraz sana göstereyim bunları diyor, geliyor. Şu hayvan aslında yapma bir hayvan. Haftadan. Bak diyor, bu tahta çeviriyor bunu diyor. Halbuki bu aradan çeviriyor, yani bu birlikte dönüyor. Burayı örtmüş, ondan sonra diyor, eğer seviyorsa adamı diyor ki bak diyor bu böyle yapıyoruz, sizi kandırmak için yaptık diyor. Tahta çevirmez mi? Evet, ama su gücünden yararlanılıyor. Devam edeyim. Mesela taklitli mi? Sabah, yani biraz önce konuştuk, taklitli de böyle pompalıyorlar. Yani taklitli hala Osmanlı dönemindeyiz. Taklitli de böyle pompalar icat ediyor. Burada bir çark var, çark dönüyor. Değil mi? Şimdi nasıl çalıştığını benim çizimden göreceksin. Gördüğünüz gibi bir döndüğü zaman burada burada pinler var. Şunlar kayık vaziyette. Bir de burada bir takım manivelalar var. Her geçişte bir tanesini kaldırıyor, bırakıyor, kaldırıyor, bırakıyor, kaldırıyor, bırakıyor. Her bir pompayı farklı noktada bıraktığı için sürekli olarak buradan su yukarıya basılıyor. Yani bu beni çekiyor, yukarı kaldırırken çekiyor, bıraktığı zaman basıyor. Çekiyor, basıyor. Burada valfler var. Yani Osmanlı'nın teknolojisini görüyorsunuz burada, kitabında ve taklitini, büyüklüğünü görüyorsunuz. Bu kitapların bir tanesinde, bir köşede. Rasathanedeki kitaplardan. Bunun gibi bir yeni buluş var. Devam edelim. Evet, şimdi değirmen taşların tarihiyle oluyor. Devam edelim. O taşları ya bir köleye çevirtirsiniz, insan gücü. Ya da bir hayvana çevirtirsiniz. Ya suyla tahrikli olur veya rüzgarla olur. Yani orta çağda rüzgara kadar geliyor. İşte su ve rüzgar o döneme karşı düşecek. İlk alet, yani yerleşik hale geçtikten sonra iki tane taş almışsınız. Böyle işte buğdayı veya öğüteceksiniz, koyarsınız üstündeki yere. Bu iş kadınların işi. Öğütüyorsunuz, ondan sonra ekmek oluyor, pişiriliyor. Ama zor bir iş. Veyahut da Anadolu'da olduğu gibi el değirmeni kullanıyorsunuz. Şimdi bunu da çevirmek zordur. Devam edelim. Fark ustalarından bir tane listimle. Bu Pompei'deki bir fırın.
Buraya sorular getirin, biraz konuk kullanılan Roma değirmenlerin. Genellikle köleler çevirir bunları. Dört tane kuvvetli adam dönerler oradan, bunları çevirirler. Eğer tabii bu çevirme işte, burası fırın. Pompei'yi biliyorsunuz şeyin altında kaldıktan sonra, filmlerin altında kaldı, her şey çıktı. Burada neredeyse işte hazır vaziyette bir de fırın çıktı. Fırının içinde değirmenleri de görebiliyorsunuz. Değirmen de fırın. Veyahut da bunu bir hayvana çektirirsiniz. Bu zavallı bir eşek bunu çekiyor. Katarlı değil mi? Döndürüyor. Döndürürken bu dişlilerle değirmeni çeviriyor. Şimdi burada büyüklük bunu suya yaptırmadı. Suya. Su gücüyle tahrik edilen bir çark. Evet, devam edelim. Bir de rüzgar gücü var. Rüzgar gücü var. Bir ileri faslı bu. Şimdi rüzgar da tabii estiği için bu sefer burada bunu çeviriyor. Bunun üzerine büyük bir dişli, bu dişliyi çeviriyor. Bu dişli de bu taşı çeviriyor. Buraya buğdayı döküyorsunuz. Buradan aşağıdan şuradan öğütülmüş olarak çıkıyor. Bir kuleye yerleştirdiğiniz zaman bu şekilde alıyor. Şimdi su çarkı ile ilişkili en eski görsel malzeme yine bizde İstanbul'da. Bu da Bizans Sarayı erken 5. yüzyıl bir mozaiği. Bu mozaik müzesinde durduğu halde bunun burada olduğunu kimse bilmez. Ben biraz yaydım. Anavar'ın bir tanesinde bunu görüyorsunuz. En eski değirmen görüntüsüdür. Roma döneminde bu çark bulunduktan sonra Romalılar burayı alıyorlar, Anadolu'yu da aldıktan sonra Romalıların bir hastalığı var. Buldukları bir şeyi standart hale getirip bütün imparatorluğa uyguluyorlar. Onun için Roma nereye gittiyse yer değirmeni, daha doğrusu su değirmeni de gidiyor. Ve aynısını her yerde inşa ediyorlar. Yani bütün lejyonların gittiği bütün yerlerde oluyor. Çok hızlı bir yayılım. Şimdi türlerine geçelim. Alttan çevirmeli, üstten çevirmeli, türbün tipi ve göğüs kömeler olmak üzere dört tane tipi var bunun. Bir tanesi bu. Buradan akıyor. Bunu çeviriyor. Veyahut da üstten geliyor, üstten çeviriyor. Veyahut da yandan fışkırtıyorsunuz, türbün tipi dediğiniz. Son olarak Avrupa'nın bulunduğu bir de göğüs kömeli vardır. Ortadan girersiniz ve böyle döndürürsünüz. Şimdi alttan çevirmelere görelim. Karşısı bu. Bir kanalize ediyorsunuz suyu. Paletlere vuruyor ve dönüyor. İşte Sibirya'da yapılan su çarkı bu. Devam edelim. Bu su çarkının çok ilginç bir özelliği var. Aynı bizim elektrik motorlarına benziyor. Şimdi eğer su hızı sıfırsa güç de sıfır. Eğer bu çarkı suyu hızıyla çevirirseniz gene hiçbir güç elde etmiyorsunuz. Çünkü güç almıyor. Nasıl motorda geriye gittiğiniz zaman kayma oluyor. Yarı hızına geldiğiniz zaman maksimum gücü elde ediyorsunuz. Yani değirmen her zaman su hızının yarısında çalışır maksimumda. Formülü de budur. Çark gücü. Burada hesapladım. Karabalık gördüğünüz gibi 3. dereceye ediliyor. Su hızının 3. mertebe derecesiyle orantılı. Yani küpüyle orantılı. Onun için hızlı aktığı zaman çok güç elde ediyorsunuz. Yavaş akarsa hızlı akan bir akarsuya ihtiyacımız var. İşte Kerkit çayı da böyle bir çay. Örnek, su akışı 1,5 metre saniye ise çark hızı 0,74. Alanı eğer palet alanı 0,2 ise bu suyun dolusu özgür kütlesi. Ondan sonra gücü hesaplarsanız 169 watt elde edersiniz. Bu bilim tarihinde iki insan gücüdür. Çünkü bir beygir gücü 736 watt'tır. 10 insan gücüne karşı düşer. Yani beygir 10 kere daha iyidir insandan. Eğer bizi 3 metre yaparsanız 1350 watt elde edersiniz. Yani 20 insan gücüne erişmiş olur. Bu da bir normal içeriklerdi. Bütün anlattığı çark değirmen şu, işte bu çark burada dönüyor, bu dişli buraya kafes dişlisine bağlanıyor,
Kumun zili çıkmıyor yukarıya. Burada balta deniyor buna. Üstteki de elden taşını çeviriyor. Yukarıdan tekneden buğday yapılıyor. Ve bunu da buradan aradan çıkıyor. Felsefe bu. Bitiriyoruz bunu anlatıyor ve romanlar bunun her gittikleri yere uyumluyorlar. Bu sayede dünya nereye gidiyor? Amasya'da eski örnekleri var. Bunlar da ben yeni ismini bulamadım. Çünkü bunları yıkmışlar hepsini. Eskiden bir arkadaşım çekmişti, bana vermişti. Amasya civarında çektim dedi. Daha henüz binirmenin bütün yapısı duruyor. Alt tarafta çark duruyor. Devam edelim. Gördüğünüz gibi çark kısmı. Üst tarafta ise taşlar var. Evet. Şimdi alttan çevirmeli su çarklığının en önemli uygulaması Norya denen bir uygulamadır. Bu Noryalar çok ilginç. Eskiden Türkiye'de bunlardan bol miktarda varmış. Şimdi bir tane bile bulamazsınız. Sadece biraz taktikleri var. Ve bunlar benim tabirim ne? Dinozor. Yani bunlar 30 metre falan. Yanında insan böyle korkar. Buradaki suyu alıp şuraya çıkarıyorlar ve tarlaları suruluyorlar. Ve bunların esas yeri bulunduğu yerde Asi Nehri üzerinde çok miktarda varmış. Bu Antakya'da çekilmiş eski bir kartpostal. Ben durmadan kartpostal da topluyorum. Çünkü kartpostallarda asıl sonu bu tür şeyler bulunuyor. Şimdi bunları hiçbirini bulamıyorsunuz. Artık yok. Bu bir Norya. Burada gördüğünüz gibi kompartımanlar var, bölmeler var. Su paletlere vurup bunu döndürürken su buraya giriyor. Çıkıyor. Şu delikten toplama kanalına atlıyor. Yani bir 20 metre, 30 metre kaldırabiliyorsunuz suyu. Pompa. Bunu da su gücü yapıyor. Yani hem suyu veriyor hem de kaldırıyor. İki kişi birden. Buna Norya deniyor. Bu Adapazarı'ndaki çark çok eskiye gidiyor. Bunu 17. asırda bir hayırsever yaptırmış. Bu o zaman Sapanca'dan gelen bir kanal var, daha tertemiz. Bu suyu alıyorlar, buraya çıkarıyorlar, Norveya'ya. Şöyle bu yükseltiden şehre veriyorlar ve içiyorlar o suyu, kullanıyorlar. Yıllarca çalışıyor bu. Birazdan yeni hale getireceğim. Bu Suriye'deki büyük oryalar, bu dev oryalar da bugün savaşların olduğu yer. Tahmin ediyorum bunları da tahrip ediyorlar şimdi. Son rejim bunları restore etmişti. Yani Hamahomus deniyor ya, oralardaki oryalar. Daha kalmıştı onlar orada. Gördüğünüz gibi dev gibi şeyler. Yani dev gibi. Bunlar hiç sulamada kullanılıyor. Orası Asi Nehri devam ediyor. Devam ettiği yerde o şehirlerden geçerken devasa Noryaları görüyoruz. Bu gördüğünüz de Antakya'nın eski resimlerinden bir tanesi. Şu insanın haline bakın. Tabi bu yok artık. Bir kartpostaldan. Devam edelim. Tarsus'tan bir örnek. Orada da varmış yani. Şimdi yok. Bu Amasya'dan yine. Devam edelim. Vardar'da tabi Osmanlı İmparatorluğu da aynen şey gibi yani Roma gibi. Osmanlı İmparatorluğu'nda ne yapılıyorsa eyaletlerde de var. Üsküp. Evet. Yine Vardar üzerinde. Bir numara. Bir de Sal tipi var. Bu Adana'dan. Bunlar artık işte Adana Üniversitesi'nden yolun üzerindeymiş bunlar. Köprü, şurada köprü var. Şurada köprü var. Köprünün kenarından gidiyor ya. Bu salın içinde o gördüğümüz değirmen var. Burada arkada çarpı var bunun. Akarken onu çeviriyor. Çevirdiği zaman eritiyor. Bu da değirmenci baba. Boz vermiş. O bina da duruyor yanılmıyorsam. Nedir bu bina? Galiba eski Adana tarafı. Üniversite köprünün bu tarafta yani. Yukarısında kalıyor. Kuzeye bakıyoruz galiba. İşte emin değilim ama. Adana'yı müsait yerine taşıyorlar. Yani bu Kartal'ın Adana'ya gidildiğinde evet. O bulunabilir o bina. Devam edelim. Adana'da var mı burada? Bu detayı. Orada çalışıyor. Nerede? Tanıdık geldi mi? Burada. Yok, o eski aşağılara doğru herhalde. Eski şehir. Eski barajın orası.
Mulen, Omidio'da... İşte taş köprü var. Taş köprü var. Yukarı şey, Toros'ta. Üniversite tarafı. Akatı buradan geliyor, denize gidiyor. Köprü hocam. Devam edelim. Şimdi üstten çizimlere geçelim. Üstten çizimler bu şekilde. Evet. Şimdi orada tabii kinetik potansiyel enerjiden yararlanılıyor. Bu kinetik enerjiden yararlanılıyordu. Bu ise potansiyel enerjiden. Potansiyel enerjiyi yazarsanız rho, g, rho, h, q. H çok önem taşımaya başlıyor. Ben bir hesap yaptım, devam edelim. Çarptı 2 metre aldım. Su debisini 0.14 metreküp saniye aldım. 2.18 kilovata çıktı. Yani gördüğünüz gibi öbürlerine göre çok daha iyi. Bu suyun yükseklikten aşağı düşürülmesine karşı düşüyor. Devam edelim. Bizim bütün hidrolik santrallarımız bu prensipte göre çalışıyor. Tabii buradan ben mesela 100 metre yükseklik aldığınız zaman bir de verim koydum. O zaman ne çıktı? 100 megawatt. Çıkış gücüne eğer bunu da sıkarsam 72 megawatt. Yani gördüğünüz gibi megawattlar mertebesinde birdenbire sıçramaya başlıyorsunuz. Yani türbin tipi, yani bir analoğu buluşu olan bu su çarkının türbin haline gelmesiyle bugünün problemini çözmüş oluyoruz. Evet. Bu işte Nixar'da kalan yani çalışır vaziyette çalışmıyordu. Belediye reisi gittik oraya, dedim ki sen buna birazcık publicity yap, bunu çalıştır dedim. Üstüne atmışlar kısmen, şimdi belediye reisi onları açıyor. Yani gerçekten Nixar'ın bir su şehri olduğu yavaş yavaş ortaya çıkacak. Binalar restore edilmeye başlandı. Oraya bir de bu işlere bakacak olan bir aklı başında bir mimar şey yaptık. Bakalım Nixar yani gelecekte istikbali olacak eğer belediye daha böyle devam ederse, bu kafada devam ederiz. Bu yandan görmüş. Bunu benim bir öğrencim, ben böyle devamlı anlatıyorum ya. Suyu yukarı nasıl çıkarıyorlar? Bu pompası daha ileriden bir yerden alıyorlar. Yukarıdan kanal geliyor. Tıkamışlar. Yok, bir geri gidersek yani şurada seviye aşağıda hocam. Ama bu gidiyor. Bu bayağı eğimli. İleriden yani daha çok yukarıdan ileriden bir yerden kanal var. Orada anladım. Bir set var. O setten alıyor. Ha. Yukarı veriyor ve böylece enerji elde ediyor. Evet. Bu çark Milas'tan. Devam edelim. Türbin tipine geliyoruz. Türbin tipleri böyle. Bu şeyde benim tercüme ettiğim kitapta onun iki tekrar çiziminden gelen nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Buradan aktarılıyor ve şu kuyumdan taşın üst tarafına çeviriyorlar. Evet. Devam edelim. Şimdi İstanbul'da Mahmut Şevket Paşa, işte bir telefon aldım. Bir adam bana dedi ki, ya dedi, benim arazimde dedi, bir değirmen var dedi. Ben bir gelip bakar mısın? Benim de değirmen, ben o değirmen uzmanı oldum. Çünkü ben böyle makaleler yazınca internete geliyor, internette değirmen yazdığınız zaman Atilla bir çıkıyor. Çok ilginç yani. Dedim ya sen beni nereden buldun? İnternetten buldum dedi. Valla dedim ben de uzman falan değilim ama bilim tarihi uğraşıyorum. Enfite yemeden bir bakalım. Geldi oturuyor dedi. Gittik. Yani bu hikayesi enteresandır. Adam ayağın sahibi. Parası var. Güzel bir villa yaptırmış. Bu şey yolu üzerinde. Polonezköy yolu üzerinde bir vadi var, oradan akıyor. Eski bir Rum köyü. Gittiğimizde durum böyleydi. Dedim bu türbin tipi bir değirmen. Ne yapacaksın dedim. Hala dedi hoca dedi, bütün dedi aynısını yapalım buraya dedi, bir kır kahvesi yapalım da ama baktım adam böyle ileri görüşlü bir adam. Makedonyalıymış meğerse, hoşuma da gitti. Dedim valla dedim bu iş dedim, yani bir mimar bu, bunun bir rölevesini çıkar, ondan sonra izin al. Ağaçlar duruyor, gür böyle, çok güzel bir yer böyle,
harika bir yer. Ondan sonra bir mimar buldu. Böyle bir çıkardınız. Bu Manisa'da. Gördüğünüz gibi su yukarıdan geliyor. Önce bu değirmene giriyor, sonra bu değirmene giriyor, devam ediyor. Yani bunlar kaskat şeklinde bir süste. Bunlar bir tabi yok artık. Yollar duruyor hocam hala. Yollar duruyor. Hangisi? Ya büyük ihtimalle bu 30'lu yıllara ait bir resim. Hocam. 34 numaralı kartpostal. Eskiden elle yazarları Çaybaşı Manisa gösteren bir kartpostal. Burada köprü duruyor. Hocam köprüyle su yolları hala duruyor orada. Sen biliyor musun burayı? Ha, evet hocam, daha önce gitmiştik gezmek için. Bir çeksene, bir yeri haline koyalım yanına. Ben bulamadım. Kır kahvesi tarzı bir şey var. Ağlayan kadın yukarı çıkınca. Ha. Orada zaten deriden tanıdım ben de. Ben bu kadar kişiye gösterdim, kimse burayı bulamadı. Bu işte Abdülhamit albümlerinden eski şeyler. Gördüğünüz gibi iki tane burada akıntı var. Bu iki akıntı, iki değirmen demek ki burada çalışıyor. Abdülhamit hiçbir yere çıkmazdı ama Anadolu'nun her yerine resmini çektirirdi. Abdülhamit albümleri de öyle doğdu. Adam bir manyaklığı var, gitmiyor hiçbir yere. Ama her yerden bilgi almak istiyor. Telegrafı o yüzden çok seviyor. Bir de fotoğrafçıları seviyor. Bu Datça, benim tatil yaptığım yerde. Ben Datça'da işte yazın buluyorum. Zamanında tabii bir takım değirmenler olduğunu, ben bu sefer araziye çıktık, yani arazide dolaşmaya başladım. Arazide dolaşırken işte iki su değirmeni var burada. Sahipleri de tesadüfen kalınlıklar çıktı, anlattılar filan olayı. Ondan sonra acaba Yarımada'da kaç değirmen var diye düşündüm. Bu sefer daha büyük bir şey yaptım ve şaşırdım, yani neredeyse 60'a yakın değirmen çıktı. Bunların yarısı yer değirmeni, şimdi bir değirmen kitabı çıkacak. Yapı merkezi basıyor. Değirmen, Datça, özellikle Datça değirmenleri üzerine. Evet. Bu değirmenin yukarıdan görünüşü. Devam edelim. Şimdi görüşlemeleri gelelim. Adapazarı değirmeni 1912'de bir ara bir resim çektik. Eski makineleri bulduk. 1912'de bir değişime uğruyor. Ve burada Osmanlıca ve Ermenice ve Rumca yazılı yazılar var. Orada da tarih 1912 ve bir takım kartpostallar var. Devam edelim. Bu gördüğünüz şekle dönüşüyor. Biraz evvel gördüğünüz ilk başta gösterdiğim Norya bu hale dönüşüyor. Ve buradan pistonlara gidiyor. Pistonlar kuleye basıyor. Yani tamamen değişiyor. Tabii bu bina sonradan yok oldu. Parçalar kaldı. Ondan sonra geçenlerde çok yeni duydum ki yeni bir şey yapmışlar. Öyle. Devam edelim. Bunu yapmışlar. Şimdi eskisiyle bunun ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Bir kere bu kovboy şimdisi gibi, yani kalesi gibi bir şey yapmışlar. Dünyanın da parasını sağlamışlar. Meşhur gezintiye gideceğim. Bu hale geldi. Tarihte böyle değildi. Ben çocukken kafa çekmeye... Şimdi bu ne oldu? Cahil girmiş. Şarkı halinde dikti zaman. Daha bir resim daha olacak bununla ilgili. Götürmezler mi? Bu işte suyu çıkacak. Peki dedim, dönüyor mu bu? Bir adam var dediler. Aralıksa da senin yer, herhalde para da verildiği zaman. Belki de bir motor bağlı oraya döndürüyor dedi. Bu yani yeni yapılacak şey bunun.